Ekranları karşıdaki izleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Vallahi çok teşekkür ederiz. Bu güzel Ramazan ayında iftardan sonra buraya geldiniz. Tatlı niyetine de bizi izlersiniz inşallah. Dilber dudağı yok, Eser dudağı var. O da fena değildir. Güzel bir gece olacak. Güzel hazırlıklarımız var. Şahane kalbi, müziği, kendisi. Çok sevdiğim bir dostum, çok sevdiğim bir arkadaşım. Şahane de bir konuğumuz var. Alkışlar Murat Dalkılıç için efendim. Hoş geldin. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Vay be. Harika. Ben de bu sahneye çıkmayalı herhalde 10 seneyi falan devirmişiz. Daha dün gibi ya. Evet. Hıyarlı Baba skecinde oynamıştın. Evet. Böyle daha küçücük. Berbat, rezil bir oyunculuk. Hayır, hayır. Böyle o kırmızı pabuçlarından merhaba, merhaba diye bir inişin vardı. Yani şu an değişen tek şey pabuç. Şu an beyaz. Yani o evet, yavaş yavaş soldu. Gerçekten seni ağırlamak süper. İyi ki geldin. Teşekkür ya. Ediyorum. Valla o kadar keyifle koşa koşa geldim. İnşallah çok güzel, çok eğlenirsiniz. Keyif dolu bir gece geçirirsiniz. Alkışlarla Murat Dalkılıç'ı yerine alıyoruz. Ve çok güzel hareketler alkışlarınızla başlıyor efendim. Rejiden uyarı geldi de Eser koltuğunu biraz aşağı doğru çeker misin diye. Murat'la aynı şeye gelmemiz için maalesef. Murat'cığım baskette oynadın ama olmayınca olmuyor be vallahi. Seni yükseltmek için bir koltuk daha getiriyorlarmış. Kardeşim bütün mizahşör arkadaşlarıma daha çok destek verebilmek için böyle gerçekten kaldım. Hayatım boyunca. Yukarıdan görünüyor muyuz biz ya? Sen aşağıdan da görünmüyorsun. Ya evet, şimdi ilk skecimiz, sevgili izleyenler, ilk skecimiz böyle Ramazan'la ilgili bir skeç. Güzel bir iftar vakti. Diyetisyenim Gürkan Kubilay burada. Bazı şeyleri danışmamız lazım. Bir tane mikrofon alabilir miyiz buraya? Hemen skecimizle ilgili hocamla konuşalım. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi, harikayım hocam. Gördüğünüz gibi işe yarıyor bütün tavsiyeler. İlk geldiğini bana hatırlıyor musun? İlk geldiğim zamanı hatırlıyorum ben size. Ben anlatabilir miyim nasıl geldiğini çok kısa? Tabii ki anlatabilirsiniz hocam ama yani beni de mahcup etmeyin. Çok mu açtım? Neydi? Etmem. Şimdi benim, sen, İbo ve Oğuzhan canımsınız biliyorsun. Hocam bir muayene olmak istiyoruz size. Evet, İbo ile ikimiz muayene olmak istiyoruz. Evet, geldiniz bir dahilici olarak. Bir hastayı muayene ederiz tabii. Muayene etmek için de en önemli yer mesela batın muayenesi yaparız. Karın muayenesi yaparız. Ben şimdi hocam, içimden... Hocam anlatmaktan emin misiniz? Bunlar doktorla hasta arasında kalması... Batınımdan bahsedecek miyiz gerçekten? Hayır. İbo dışarıda kaldı. Neyse dedik, bir tanesinden hadi kurtardık. Sen ve Oğuzhan içeri doğru gelmeye başladınız. Şimdi ben Allah'a dua ediyorum. Diyorum ki inşallah ben Oğuz'u muayene edeceğim. Çünkü Oğuz'un karın muayenesi 3-4 dakikada biter. Evet. Ama... Ama eseri... tadı vermez. Aynı tadı alamazsın. Vermez tabii. Yani o kadar yıllarca oku doktorluk falan bir muayene. Hiçbir anı. Buraya bir girdi mi bir girdap. Eseri muayene etmek için... Eserin karnı muayene etmek demek Bağdat Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmek falan gibi bir şey. Kendi kendime dedim ki ben Eser'le şunu anlaşayım bari. Eser senin karında metrekare başına ücret alayım. Belki batın muayenesi için caddede karşıdan karşıya geçmek ama senin kalbin Bağdat Caddesi'nin bir ucundan öbür ucuna kadar uzanan müthiş bir kalbin var. Of onun be için. Hocam. Seni çok seviyorum. Hocam çok teşekkür ederim ya. Seni çok seviyorum kardeşim. Çok sağ olun hocam. Evet şimdi güzel bir skecimize başlayalım, eğlencemize. İftara az kala geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyor sevgili misafirler. Kızım Ramazan. Saçmalama ya. Ya kafayı mı yedin, olur mu öyle şeyler? Samet, hadi kalk bir daha gel hadi. Anne, iftar kaçta başlıyor?
Ne başlaması lan? Gazi koşsun bu. Gaziler niye koşuyor ki? Ya boş yapma Samet. Haydi, haydi pide al. Ya niye ben gidiyorum almaya ya? Lan kim gitsin? Ya bıktım gitsin. Vallahi bıktım. Babaanne mi gitsin? Işık sıkmaz seni. Esselamünaleyküm ve rahmetullah. Esselamünaleyküm ve rahmetullah. Ne yapıyorsun? Pilates'e başladım. Tövbe tövbe. Namaz kılıyorum, görmüyor musun? Onu anladık da o gözlük ne? Metaverse'de Sultanahmet'e gittim, orada kıldım. Gerçek gibi vallahi. Ay anne, Allah vallahi hepimize nasip eder inşallah. He, sen şimdiden başla, senin günahın çoktur. Kız, tövbe de Allah bilir onu. Allah bilir, senin günahın çoktur. Kim? Ne bileyim, günaydın. Günaydın, ha, günaydın. İftarda ne yiyoruz? Hoş geldin. He, hoş buldum, hoş buldum. İftarda ne yiyoruz? Kayseri mantı, İzmir köfte, çoban salata. Çoban nereli? Hangi çoban? Pilav var mı pilav? Ya yok işte, salata yaptım diye pilav yapmadım. Ya Suzan, yapılır mı böyle şey ya? Bu nasıl bir mantık? Vallahi aç kaldık ya. Samet nerede? Pide almaya gitti çocuk. Tamam, söyle ara gelirken pastırma alsın. Ne? Eski kaşar da alsın, bir de kola alsın, kola alsın. Şeyi unutuyorduk, lopas. Lopası da olmaz, lopas. Ah, kemir. Ah, buradan başla. Güllaç var mı, güllaç var mı? Yaptım ben ondan. Evet. Güllaç da alsın. Yaptım dedim ya Günay. Senin güllacın yiyilmiyor Suzan. Ye mi o zaman? Ananı güldürüyorsun bana. Selam millet. Selam millet ne lan, sen parti lideri misin? Pide aldın mı lan? Aldım baba. Kıymalı var, patatesli var ama peynirli yok. Oğlum, kır pidesi almışsın. Ramazan pidesi alacaktın ya. Niye baba? Ramazan'da kır pidesi yenmiyor mu ya? Samet bak, çıldırtma benimle. Niye almadın ben? Oğlum niye almadın ben? Baba, kendimi yerlere atacağım. Niye almadın ben? Baba sıra çoktu ya. Onu aldım, hemen çıktım. Ne olacak? Paranın üstünü ver, hadi gel. Onu sadaka verdim babaanne. Oğlum, gerçek ihtiyaç sahiplerine verseydin. Kandırıyorlar milleti. Yok babaanne, yok. Öyle yaptım ya. Adam tekerlekli sandalyedeydi. Verdim parayı. Sevinçten bir koşuşu var. Görmen lazım. Ah safım benim. Neyse, Allah kabul etsin. Haydi bismillah. Lan oğlum, çocuğa dedim. He, tamam, tamam anne. Tamam, tamam. Ben yemeyeyim. Çıkıyorum. Kızım nereye? Şey, arkadaşlarla iftara gideceğiz baba. Sen niyetli misin? Yani pek niyetli değildim de illa gel falan diye çok ısrar ettiler. Suzan, bunlar hep böyle salak mıydı? Yoksa açlıktan mı böyle? Yok yok, Büşra hiç kimse bir yere gitmiyor. Amcaları davet ettim, birlikte iftar yapacağız. Ya o bana ya. Kız düzgün konuşsana annem. Of anneciğim yahu. Ha şöyle. Gel yardım et bana, gel. Şş, gelirken laptopumu da getir lan. Kalk kendin al lan. Orucum, oruç. Oruçtan yürüyemiyor musun? Oğlum Ramazan, Ramazan beni günah sokma hadi ya. Getirmeyeceğim, Allah Allah. Allah Allah. Şey, ablanla ne biçim konuşuyorsun lan? Bak vallahi zaten hiçbir şey yok, yiyecek bir şey yok. Vallahi oruçta senle açarım ha orucu. Zaten pilav yok. Ne yaptı, sinirlendi. 61 gün kefaret. 61 gün kefaret. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Ha? Ne bağırıştınız be? Ben umreye gidiyorum. İftar vakti gelmiş. Tamam anne, şarjı bitince kayboluyorsun orada, bir de seni arıyorum ya. Ha, dur ben baktım, baktım. La selam, sen nereden çıktın? Selamünaleyküm enişte. Oğlum sen nereden geldin ya? Ablam çağırmadı. Ben de acaba neden çağırmadı diye merak ettim. Bir sıkıntı mı var dedim, geldim. Ya oğlum zaten bak vallahi kuş kadar yiyecek var. Bari bir pide mide alsaydın ya. Vallahi alacaktım da hiç sıra yoktu enişte ya. Buranın pidesi iyi değildir dedim. Almadım. Bu nasıl bir mantık? Ne yapıyor hacı teyze? Ne bu hareketler? Ne yapıyor bu ya? Şeytan taşlıyor. Allah kabul etsin. Ha sağ ol, sağ ol. Kaçtı bir tanesi ama... Neyse. Kaç tane denk getirdin? Üç, Samet. Üç. Güzel Samet, 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 Samet. Şu televizyonu aç da bir izleyelim. Hakan Hatipoğlu'nu açıyorum. Nihat Hatipoğlu değil mi lan o? Bu Hakan Hatipoğlu. Survivor Panorama Ramazan özel yapıyorlar. Şu
İftarı kokonatla açıyorlar, çok güzel. Ya oğlum aç şunu, aç. Hocayı aç, hocayı. Al. Hocayı aç, ben çok seviyorum. Evet. Bunlar kimin oğlu? Diller Baklavalarının sunduğu İftara Az Kala programına hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün hurmayı anlatacağız. Evet, hurma dediğin şey senin 5. yüzyılda dünyaya yayıldı. Cibuti'den çıktı. Evet, o zamanın Cibuti kralı 5. Cibut sarayında otururken Çeşici Başı'nı yanına çağırıyor. Çeşici Başı, Çeşici Başı diyor. Buraya gel diyor. Çeşici Başı gidiyor yanına. Diyor, ne var kralım, ne istiyorsun diyor. Diyor ki, çok bağırma, biraz sessiz. Tamam diyor, kralım diyor, özür dilerim diyor. Diyor ki kral, bana diyor, öyle bir şey yap ki diyor, öyle bir şey getir ki bana diyor. Benim diyor, sefere çıktığımda şekerim düşüyor. Şekerim diyor, yerine gelsin diyor. Tamam diyor, Çeşici Başı çıkıyor gidiyor. Yürüyor da yürüyor, yürüyor da yürüyor. Sonra bir ağacın altında dinlemek üzere oturuyor. Otururken kafasına bir adet meyve düşüyor. Evet, meyve düşüyor. Sonra o meyveyi diyor ki, Allah ben diyor bir şey buldum, ben yer çekimini buldum diyor. Sonra diyor, konumuz diyor o değil diyor ve... Sonra bastığı gibi kralının yanına gidiyor. Saraya varıyor, diyor ki, kralım, 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 neredesin kralım? Bağırıyor, duruyor, kral yok. Sıra kadem basmış. Sonra odasına giriyor sarayın içine. Dur bir bakıyor, yerde kral yatıyor. Yerde kral yatıyor, şekeri düşmüş, şekeri düşmüş. O arada bağırıyor, çağırıyor, kralım ne oldu sana, kralım ne oldu derken onun da şekeri düşüyor ve diyor ki, ya benim cebimde bir meyve vardı, ben onu yiyeyim. Atıyor ağzına, kral böyle tek gözünü bir açıyor. Diyor ki, benim meyvamı yedin diyor. Çeşici Başı'nı dövmeye başlıyor. Dövüyor da dövüyor, dövüyor da dövüyor. Vuruyor, vuruyor ağzına. O da diyor ki, vurma kralım, vurma kralım, vurma vurma derken ağzının böyle yamulduğunu görüyor adam, Çeşici Başı. Vurma derken o öyle tüf diye koyduğunda, hurma kralım, hurma, hurma, hurma diyor. İşte o günden sonra o meyvanın adı hurma oluyor. Evet. Şimdi de. Ya anne, sen niye ağlıyorsun ya? Bilmiyorum ki, sen niye ağlıyorsun? İlav yok, ben onu ağlıyorum. Bana niye kıza sormuyor? Ben niye ağlıyorum? Hala sorulmuyor. Geçti. Evet, şimdi de en sevdiğiniz bölümlerden birisi, soru cevap bölümüne geldik. Sesini aç, sesini aç. Evet oğlum, sen sor bakalım, sen. Evet. mikrofon yok mu çocuğa? Saçlarımı kakül kestirdim öyle olunca hocam. Mikrofon olmadığı için biz seni duyamadık. Bir kez daha tekrar eder misin? Hocam abi? Merhabalar, hocam. Toplumsal merhaba. Olarak herkesi aydınlatıyorsunuz, Allah sizden razı olsun. Hocam, benim aklıma takılan bir tane soru var. Daha önceki programları izledim fakat bir cevap bulamadım kendime az. Hocam, yemek yersem oruç bozulur mu? Bozulur. Peki hocam, oruç tutarsam yemek bozulur mu? Böyle saçma bir soru olmaz daha. Sana dedim bunu sormayalım diyorsun. Hocam, kardeşim sormuştu onu da ben onu şey yapayım. Hocam, peki hocam şimdi... su içmek orucu bozar diye bilgi kirliliği var toplumda. Böyle bir şeyler söyleniyor. Fakat diyelim ki su içmedik, bademciklerden aşağıya doğru sarkıttık, akciğerlerde bir tur gönderttikten sonra ağzımızdan püskürsek oruç bozulur mu? Onu yapan zaten direkt cennete gitsin. Ha böyle bir şey mümkün mü yani? Akciğerde dolaştırıp seratürme estağfurullah. Hocam, peki son bir soru sormak istiyorum. Hocam, hocam, küfür etsek oruç bozulur mu? Bozulmaz ama sakatlanır.
O zaman Hamit, senin ben de... Gördünüz, sakatlandı. Sakatlanır demiştim. Millet kafa yemiş ya. Ya bak, kafa dedin de canım kelle paça çekti ya. Sahurda Bayrampaşa'ya gidelim de bir trile çay yiyelim. Babam düşünürken tatlıya geçti ya lan. Ana, hoş geldin Selami. Hoş bulduk abla. Hoş gelmemiş, boş gelmiş. İnsan bir tatlı matlı bir şey alır ya. Baba, ne aynen ya? Ya ne güzel unutmuşum, niye hatırlatayım? Amcamlar geldi. Hoş geldin Ganimet, hoş geldin. Hoş geldin Ramazan. Hoş geldin Ramazan. Ramazan. He, bana mı diyorsun yenge? Ben de Ramazan ayı için diyorsun zannettim ya. İsim benzerliğinden bazen karışıyor. Bazen de bana diyorlar ki Ramazan ayı. Bozuluyorum. Meğersem Ramazan ayına diyorlarmış. Ha. İşler birazcık karışık, kusura bakma. Pilav getirdiniz mi pilav? Yani iyi, cacık yapınca pilava gerek yok dedim. Ya sen Sokrates misin? Bu nasıl bir mantık ya? Cacık yapınca. Siz niye bu kadar şey getirdiniz ki? Vardı zaten yemek. Abim mesaj attı, evde ne varsa getirin, yetmez dedi. Yuh Günay, ayıp bir şey ama ya. Ya ne ayıp, onlar yabancı mı ya? Neyse evet. Tamam, hadi okunda okunacak, şöyle geçelim. Ganimet, masayı tut da çekelim. Hadi. Yok, ben tutmuyorum abla, midem rahatsız. Bence bizim mantığımızda bir sorun var. Hadi. Samet, su getir sen de. Yani her şeyi ben getiriyorum. Lan kim getirsin? Hadi ya. Okunacak hadi. Hadi bak. İftara kaç dakika kaldı abi? 3 dakika 52 saniye. Hadi oradan anı. Üç dakika. Ben 45. Ne kadar kaldı dedin? 3 dakika 40. Oo, hadi bakalım. Allah kabul etsin. Ana. Lan Selami ne yaptın? Ben sahuru Bilecik'te yaptım. Ben işte ona göre açayım. İyi, o zaman biz de iftarı Hakkari'de yapalım. Tamam, yapın. Benim hamburger nerede kaldı acaba? Ya anne, sen hamburger mi söyledin? Sana inanmıyorum ya. Ya he anne, insan bir soğan halkası söyler ya. Ölüyoruz burada ya. Hadi, hadi, bu hadi masada başlayalım. Bir şeyler eksik, eksik. Samet! Suyu getir, Samet, suyu. Su getir, Samet! Getirdim, yettim. Hadi, çabuk, hadi. Lan o bize yeter mi ki? He, şeyden, musluktan hortum mu çekeyim? Ne yapayım? Ya yok oğlum, bak bu yanlış. Ha. Böyle bir şey yok. İftarda buna abamayacağım. Zaten iftarda içmeyeceksin, sahurda içeceğim. Ben misal bir gece önceden bir sürahi su içeyim, 15 gün su aramam. Aa, top patladı. Hadi, hadi. Dur, önce selfie, önce selfie. Hadi selfie. Hadi selfie. Hadi. Ramazan. Ramazan. Hadi yiyelim. Hadi, buyurun. Gömülmeyin, gömülmeyin. Bir dakika, bir dakika. Bak burayı dinleyin. Çok yanlış. Bak, bir anda iftarda böyle gömülürseniz kilo alırsınız, tamam mı? O yüzden ben sahurda iyice yiyorum, 30 gün yiyecek bir şey aramıyorum. Tamam Günay, hadi köfte isteyen var. Bana ver, kurbanın olayım bana ver, kurbanın olayım. Pilavım var. Hepsini seveyim, Allah aşkına. Hadi, 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 tamam. Buyurun, Allah, tövbe bismillah, orada ne var ya? Ne var orada? Ay Günay! Millet. Aferin. Evet. Aa, Seda. Ramazan ayının hikmetini anlayamayanlar, bu ayı sadece aç kalmak olarak bilenler, yanılanlar. İşte bu ayda gözü doymayanlar, sadece karnı değil gözü de aç olanlar. Antalya'ya gelmiş Alman turist gibi tabağını dolduranlar. Sana diyorum. Bu ay sadece aç kalmak değil. Şimdi iftar yapacağım diye tabağını doldurdun. Dışarıdan sipariş verdin, gözün doymadı. Ama ne oldu elmacık? Bir çorbayla doydun. İşte böyle. Şimdi yemeğe yerin varsa eğer, ye. Allah gözünü doyursun. Evet.
Teşekkürler. Adam doğru söylüyor. Sen ne yapalım, kaldıralım bunları o zaman. Şu fazlaları götürelim. Bir Ramazan yeter bunlar bize. Tamam, Günay ver. Günay versene. Günay. Dengem bozulmasın diye vermedim ben. Tamam, ben senin dengeni tutarım. Al, koydum. Yemin ben. Hadi, dur, ben baktım, ben baktım. Bak enişte, bak kapıya bakıyoruz. Adımız kaçacak. Allah. Ha, merhaba, hayırlı Ramazanlar. Hoş geldin, dostum. Ya bir hamburger siparişi vardı. Niyetli misin sen? Niyetliyim abi ya, sağ ol. Gerçi tutmasak ne olur, günde 200 kilometre yol yapıyoruz. Seferi sayılırız. Doğru, o da doğru. Gel bizle beraber ya, bizim gözümüz doydu. Biraz da gönlümüz doysun ha. Sağ ol abi ya, ben şey, hamburger vardı dedim ya. Aynen. Ben onu yolda yedim ya. Ne? Ne? Patatesleri de mi yedin lan? Onları da yedim abi, top yolda patlayınca ben... Soslarını da... Aman, hayır. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet. Çok güzel hareketle zil arası hemen hemen aynı alkışı aldık. Öyle şeylerde daha çok güzel hareketlere daha yakın oluyoruz gibi. Ama için yani şey, Metaverse babaanne inanılmazdı. İnanılmaz bir buluş yani. Şeytan taşlama, gitme, Sultanahmet'le namazı kılma. Harika. Nihat Hatipoğlu, Safa harikaydı. Ya bir sona doğru böyle bir biraz böyle bir düşer gibi oldu. Oralarda da böyle bir numaralar gerekiyor gibiydi sanki. Evet, bu masaya geçtikten sonrası. He, biraz böyle bir aşağı doğru, yani finale doğru biraz düştü. Yine bir hamburgerle yükseldik. O yüzden bir kararsızlık var ama Murat, burada sana başvuruyoruz. Sence nedir? Vallahi şimdi sen hani böyle bir düşüş var falan diye söylediğin yerlerde de müthiş zeka ürünü, zeka parıltısı buluşlar var dediğin gibi. Bence hiç düşüş falan yoktu. Baştan sona kadar müthişti. O yüzden kesinlikle zil. Zil geldi. Konuğumuzun da desteğiyle. Kim yazmıştı? Atakan'la yazdı. Atakan'la Cemile yazdı ve Metaverse babaanne zili çalıyor. Zille başladık. Tebrik ediyoruz. Yasin'cim bu imaj yani garip bir şekilde çok iyi durmamış mı? Çok iyi bu. Hiç böyle takıldın mı daha önce? Takılmadım abi. Ama daha önce bu rolden oynadım. Geniş dayı bu. Evet, o geniş dayı. O böyle kıvrık kıvrık oynuyordun. Ama saç maç sanki bu tip çok iyiymiş ya. Bunu kullan. Normal hayatında kullan yani. Hani bir düşüneyim. Bir düşün yani. Bir Muğla'ya böyle gitsen ne... Muğla'da ne derler mesela böyle şey yaptığında? Şey, değişik konuşurlar abi. Değişik konu. Havalara mı girdin? Ne bu? Havalara mı girdin? Ne oldu? Çok güzel hareketlerdi. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarınızla sevgili canım. Merhabalar. Şimdiki skecimizin adı Erkek Lisesi. Var mı aramızda liseli? Şu Atakan, an lisede okuyor. Bir şey söyleyeceğim. Aceleyle giyindin, doğru pantolonunu... Abi hiç bilmiyorum, hiç sorma. Şu an... Çorap da yok ayağımda. Şu an... Nefes nefeseyim, kendim çıkmak istiyorum. Şu an böyle yani şort olmak isteyen bir pantolona sahip gibisin. Yanlışlıkla benim odaya girdin galiba. Abi bilmiyorum, kimin odasına girdiğimi de bilmiyorum. Kapattım gözümü, bir şeyler verdiler. Ne verdilerse giydim. Yakışıyor. Yok, yakışıyor. Yani bir yerde çok takdir edilen bir modadır bu büyük ihtimal. Kim erkek lisede okuyan? Ama erkek lisesi böyle teknik lisede okuyan var mı? Ha şuradaki arkadaş. Evet. Varmış. Erkek lisesinde okudun belli. Dört erkek mi geldiniz? Ne yaptın? Ya aslında kimse el kaldırmayınca el kaldırdım. Şu an bitirdim ama erkek lisesinde okuduk beraber. Erkek lisesinde okudunuz. Evet. Beraber okudunuz. Evet, dört sene önce okuduk. İsim neydi hocam? İsmim Mert. Mert. Evet. Var mı böyle yaşadığınız böyle çılgın bir olay? Ya da ne bileyim erkek lisesinin en sıkıntılı tarafı neydi ya, senin için? En sıkıntılı tarafı... Onu hepimiz biliyoruz galiba değil mi? Evet, evet. Sonlara doğru birkaç böyle kadın kız öğrenciler gelmeye başlamıştı. Şeyi ama... kuramıyor. Kadın kız bayan. Sonlara doğru...
Karşı cins, dişi. Çok erkek, çok kötü ya. Ya erkek. Ne gerek var? Ya kadınlar iyi ki var ya, yemin ediyorum. Bravo. Güzel. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Evet, şimdiki skecimizde de Erkek Lisesi'ni izleyeceğiz. Yazarları bayağı kalabalık. Altyapıdan üretilmiş bir skeç, evet, olduğunu belirtebiliriz. Onun için bizim kıymetli isimlerini söyleyelim mi abi altyapıdaki arkadaşların? Fatih Yaylacı, Alperen Sazlı, Umut Karakaya, Aykut Yıldırım. Evet, onlar için şöyle büyük bir alkış rica ediyorum. Erkek Lisesi geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Tamamdır lan. Başlıyor muyuz? Başla. E oğlum bu Urfa'nın etrafı? Ya Urfa'nın etrafı Antep işte oradan. Ya ben bir şey olmuyor. Pide kuyruğu mu bu? Şuradan bir yumurtalı uzatsana. Kes! Terbiyesiz! Oğlum yerinize geçin diyorum. Sıraya geçin. Sıraya geçin derken oğlum siz de inşallah. Geç! Bana bak pipet. Dürüp büküp patlatırım seni ha. Terbiyesiz. Sessizce bekleyin demedim. Okulda yankılanıyor sesiniz. Kimler konuştu? E hocam tahtada yazıyor. Konuşanlar. Metin. Evet. Kalk. Heh. Bize bir fantezini ya da sıçış hikayeni anlatın. Hocam en büyük fantezim sizin odanıza gizli gizli girdiğimiz edebiyat sorularını çalmamak. Bu da sıçış hikayem şu anda. Ulan benim odama giren sen miydin Japon balığı? Yok yok ya, ben giriyordum, bunlar da dışarıda duruyordu. Bu da sıvama hikayem. Hocam bence yarım çarpı hak etti. Hak etti hocam. Atın çarpı. Kes her bilet ha. Kes! Sinirlenmeyeceğim bugün. Niye? Çünkü bir daha bunu yapamayacaksınız. Bu son. Aa, gidiyor musunuz hocam? Beni iyi dinleyin. Siz düzeliyorsunuz. Ben gitmiyorum. Bölgemizde yüksek IQ'lu okullar seviyesinde 13. oldunuz. Oo. Çok iyi lan. Benim gözler çekik ya. Benim gözlerim ben. Neye seviniyorsunuz lan? Zaten 13 okul var. Vay IQ. Hocam ben de bir keresinde satrançta 4. olmuştum. Helal lan. Aferin. Lan, aferin. Aferin. Onda da 4 kişi vardı lan. Hep aynı kader oğlum. Bu ne lan? Boş ver. Nedir ya? Senden de bu beklenirdi zaten. Bana bakın. Beni dikkatli dinleyin. Bu başarısızlığınız yüzünden Milli Eğitim Fen Lisesi'nden 2 tane erkek öğrenci buraya gönderiyor. Ne erkeği ya? Tamam mı? Ya hocam kız göndersinler, ölene kadar okuyalım. Aynen öyle yani hocam. Kes! Bakın çocuklara bir yanlış yaparsanız kafanızı koparır sizin. Gözüm üzerinizde. Hocam, hocam ne yapacağız ya? Ya? Çocuklar gelin yavrum. Gelin bebişler. Oğlum durmayın öyle. Gel deseniz arkadaşlarınıza. Gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacak. Gel 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 güzelim. Söz hiç acımayacak. Kes terbiyesizler. Rezil ediyorsunuz beni. Ses veriyorum. Gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacak. Gel 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 güzelim. Söz hiç acımayacak. Gel gel güzelim.
Gel, 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 gel güzelim. Kusura bakmayın çocuklar, branşım müzik de. Dayanamıyorum. Buyurun, şöyle oturun, gelin. Hocam, yalnız benim yanım dolu. Hocam, benim de yanım dolu. Mantık olarak öyle oluyor zaten. Gerçek. Geçin arkaya. Hocam, orada daha dolu ya. Lan bir şekilde sıkışın, geç. Ya nasıl sıkışın? Ya, sıkışın ya. Hocam, nereye ya, sıkışacağız sıkışın ya? Yana kaylan döner. Nereye kayayım oğlum? Oğlum, geç. Hocam, fırıncı küreği gibi uzattılar çocuğu ya. Sesini çıkarma. Gelin çocuklar, gelin böyle oturun. Buyurun. Siz bunların gerzek gibi göründüğüne bakmayın. Gerçekten gerzekler. Ama sadece kendilerine ediyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok, tamam? Bu ne? Okul zili hocam. Onu ben de biliyorum. Zeka küpü. Kim değiştirdi lan bunu? Hocam 11C'yi değiştirdi. Bari kız göremiyoruz, hayal edelim dediler. Ha. Ne? 11C! Yaktım silahını sen! Ya çok heyecanlı bu adam valla. Vay be! Demek sizin IQ seviyeniz çok yüksek ha? Estağfurullah. Vay be! Demek siz çok çalışkansınız ha? Estağfurullah. Vay be! Demek siz çok zekisiniz, biz malız ha? Estağfurullah desenize lan. Oğlum desenize adam. Tamam, durun durun. Aklını alacağım Elayin'in bak şimdi. Madem çok zekisiniz söyle bakayım lan. Türkiye'deki en pahalı maden nedir? Bor madeni. Al bor madeni, sıvı yağ mal. Helal olsun lan. Bak. Çocuklar günaydın. Günaydın çocuklar. Günaydın. Sağ ol hocam. Ha, yeni arkadaşlar geldiler, aramıza katıldılar. Hoş geldiniz çocuklar. Nereden geldiniz bakalım? Fen Lisesi'nden geldik öğretmenim. Zahmet etmeseydiniz biz gelirdik ya. Hoş geldiniz. Oğlum sordunuz mu arkadaşların bir ihtiyacı var mı? Bir çay falan. Ya yıllardan elli meyve gönderdik hocam. He, yapın ya yapın oğlum böyle kıyaklar. Ne içer bunlar bilemedik hocam. Şimdi çocuklar, ben yazılılarınızı okudum. Hocam niye zahmet ettiniz? Ne gerek vardı ya? Çok zahmet etmedim. Çok kısa sürdü zaten. Estağfurullah. Biz de boş değiliz ha. Otur. Evet. Şimdi açıklıyorum. Arif 12. Oo! Metin 14. Oo! Hacı 3. Aa! Emre 7. Ben öyle mi yaptım? Ne saçma sapan hareketler yapıyorsunuz ya? Hocam çok özür dilerim. Ben kağıdımı verebilir miyim? Ha lütfen. Sen kağıdını ver. Doğru. Kağıdını verir misin? Hocam, hocam. Evet. Kağıdını görmek normalde isterim. Normalde bunu arkadaşın size söylemesi gerekmiyor mu? Yok birader. Dün unutmuşum. Eve götürmüşüm kağıdı ya. Buyurun hocam. Evet ya. Biz hesapladık. 15 almışım ben. Ha, oğlum ha. Hiç yani eve götürdün, bir kopya çekseydin, bir şey yapsaydın. Çektik hocam, ailecek yaptık, yine 15 aldık ya. Bu yani. Olmayınca olmuyor. Bence bir zorlasaydın, tek başına bir 10-11 falan alırdın, hiç aileni bulaştırmadan bu işe. Tek başıma, vallahi mi hocam? Evet. Sağ olun. Adam bize güveniyor. Ya oğlum, güvenmez olun. Hadi bakalım ne yapmışsın burada? Yanlış bu. 21 almışsın. Cenan 21. 21 mi? Ben 9 puanı nereden kırdım lan acaba? 9 değil lan, 6 ters bakıyorsun. Ters. Ha, doğru. Buyurun hocam. Evet, şimdi sınavda yaptığınız saçma cevapların üzerinden geçip demişim ki, sormuşum. Demişim ki size ilk sorum, dünya demişim haritasını ilk kim çizmiştir demişim. Resmi iyi olan biri çizmiştir hocam. Güzel, sor çünkü. Nasıl çizecek ki başka? Helal olsun lan sana. Değil mi? Kim çizmiştir yavrum? Piri Reis çizmiştir öyle. İşte cevap bu. Tamam, demek ki onun da resmi iyi. Mantıklı. Başka nasıl çizecek ki? Yani mantık olarak evet. Doğru. Evet, demişim ki ikinci soruda. Demişim ki Osmanlılar'da demişim.
İtfaiyecilere ne denir demişim. Kolay gelsin denir hoca. Doğru. İnsanlık olur. Selamını vereceğim. Geçen geç yani. O şirki tabii. Ama ne denir, ne isim olur? Evet yavrum. Tulumbacılar denir öğretmenim. Kesinlikle. Evet evet hocam. Hatta o tulumbacılar hiç gerek yokken cenazede de tulumba dağıtırlar yani. Helal olsun adamlara. Helal olsun. Aynen öyle hocam. Hatta bu tulumbacılar günümüzde lokmacılar ve künefeciler olarak ikiye ayrılıyor. Aynen. Tabii her sokağın başında görünüyor da lokmacılar battı sonra. Aynen. Benim enişte de girdi de o işe. Okulun yanındaki mi hocam? Hocam. Ha orada o açtı da. Oğlum ne sarfalıyorsun ya? Taşma sapan cevaplar veriyorsunuz bir de dalga geçiyorsunuz benimle ya. Evet demişim ki, üçüncü sorumda demişim ki, Alper Tunga ne zaman öldü demişim, basit bir soru. Alper Tunga öldü mü? Üstsüz acın kaldı mı? Şimdi yürek yırtılır. Öldü lan Alper Tunga. Vay Allah. Hiç söylemiyorsunuz hiç. Hocam haberiniz yok. Hocam başımız sağ olsun. Bu durumda ders işlemek istemiyorum. İçimizden gelmiyor hocam. Hocam. Yaz. Tutmamız lazım. Vallahi. Sağ olun hocam. Zincir suyu. Şaka mı yapıyorsunuz lan? He? Hocam. Merak. Ne zaman ölmüştür Alper Tunga? Gayet basit bir soru. Evet yavrum. Hocam Alper Tunga milattan önce 624 yılında öldürülmüştür. Bayağı da olmuş. Oğlum kimse bize niye soruyor? Allah. Mükemmel bir cevap. Net. Hatta hileyle öldürülmüştür öğretmenim. Hakikat mi diyorsun lan? Tabii. Ben savaş diye biliyorum ben ama. Yok hocam, hileyle bir tane ziyafette zehirlendi. Vallahi mı diyorsun? Vallahi öğretmenim. İran Şahı tarafından öldürüldü. Vallahi mı lan? Vallahi ya. Ha. Hocam olsun ya, ezdirmeyin. Savaş diyorlar adam. Savaşsa savaştır. Ne uzatıyorsun hocam? Ne olur hocam, biz arkadayız. Savaş. Savaş diyorlar. Şimdi tarih sürekli yenilenen bir şey. Mesela Çatalhöyük'te bulunan şeylerden sonra efendime söyleyeyim. Sürekli yeni, yani yeni bilgiler edindiğimiz için değişebiliyorsun. Size sözlüden yüz veriyorum. Siz de biraz arkadaşınızı örnek alın ya. Bu ne? Okul zili. Niye bu böyle bu? 11C değiştirdi. Güzel. İsmail Yaka değil mi? He. Çok güzel. Doğru ya, duyuyor abi. Ya. Ne yapıyor lan bu? Hop. Hop hop. 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 Oğlum siz niye sürekli daha çalışıyorsunuz lan? Hop. Oğlum cevap versene. Annem yabancılarla konuşmama izin vermiyor. Metin ben. Ben de Hilmi. Ha. Oğlum niye ders çalışıp duruyorsunuz lan? Çünkü önümüzde çok önemli bir sınav var. Allah. Arif ben. Ne sınavı? Üniversite sınavı. Ne çalışıyorsunuz? Matematik. İsterseniz birlikte çalışalım. Yok lan, bizi bozar. Emre ben bu arada kardeşim. Memnun Sen oldum. Devam et. Yani... Sürekli ders çalışmaktan sıkılmıyor musunuz? Yani bazen sıkılıyoruz tabii. Oğlum mahallede falan hiç takılmıyor musunuz? Yok, biz yatılı okuduğumuz için öyle dolaşmıyoruz. Nasıl lan, hiç mahalle maçı falan da mı yapmadınız? O kadar da değil ya. Biz de sodasına test çözüyoruz. O bile gazoz değil lan. Oğlum Instagram'da falan da mı takılmıyorsunuz sosyalleşmek için lan? Bizim yok ki. Hah. Bak şöyle işte. Oha, bu kız kim? Aşağıdaki kız lisesindeki kızlardan biri. Kız lisesi mi var? Kız mı var? Ama bu şekilde ilerleyemeyiz ki birader siz de ya. Biraz çaba olmaz gösterin ya. Ulan. Evet ya. Evet abi. Allah Allah. Ya çabalasak ne olur ki? Onlar bize bakmaz ki. Bakar bakar. Bana baktılar zamanında. E niye ayrıldın o zaman? Bana baktıysan herkese bakarsın dedim, ayrıldım. Doğru. Mantıklı oğlum. Sen mantıklı yani. Güven önemli abi. Aynen öyle. Peki biz ne yapacağız sosyalleşmek için şimdi? Çok basit kardeşim. Biraz çaba göstereceksin. Mesela toktik çekebilirsin. Toktik aynen öyle. Toktik'i biliyoruz. Ha ne lan toktik? Çin'de 2016 yılında video oluşturma ve paylaşma platformu olarak kurulmuştur. Ne diyor lan? Oğlum bunu da ezberlemiş bu ya. Lan yok, o öyle bir şey değil. Bak temelde şöyle bir şey. Bak kardeşim. Ha benim kızın şeyi aç. Ha. Bu fokların çiftleşme dansı. Oho. Onlara en baştan başlamak lazım. Bak kardeşim bak. Bak şimdi ben size en baştan başlatıyorum, tamam mı? Okuldan kaçmayı göstereceğim size, tamam mı? Ya okuldan kaçacaksak niye geliyoruz ki okula? Çok mantıklı lan. Oğlum devam etsin. Ben sıkıldık lan. Gel bir oğlum. Kafan attı kaçacaksın, tamam mı? Bak bizim sınıf düz ayak. Bak bu pencereye geliyorsun, tamam mı? Bu benim kaçma taburem. Tamam mı? Buna bakıyorsun. Böyle nöbetçi öğretmeni kesiyorsun. O zalaktaysa böyle, tamam mı? Etrafı kolaçan ediyorsun.
Sonra böyle oh! Gitti gerçekten. Oğlum ben anlatırken kaçtım lan. Hadi eyvallah, görüşürüz. Görüşürüz. Aynen. Görüşürüz, kendine iyi bak. Görüşürüz, Samura. Çok güzelmiş ya. Biz de böyle olur muyuz? Ya. Olursunuz, olursunuz ama... Ama bu kılıkta değil. Gel şimdi, ben sana yardımcı olayım. Bak sen de. Kalk. Kardeşim sen de oradan hadi yardımcı ol şimdi. Ulan ya, sen şimdi bir gömleği dışarı çıkar. Tamam. Kravatı gevşet. Gevşet. Bak nasıl kan geldi yüzüne değil mi? Çok güzel. Saçları dağıt. Gözlüğü de çıkart kardeşim. Nasıl güzel oldun mu abi? Sen tak gözlüğü. Gözlüğü şimdilik taksın. Tak. Gözlük kalsın. Oh, vallahi tamam. Bir rahatladım, hafifledim ha. Olur oğlum öyle. İşte bu. Aynen öyle. Başka ne yapacağız beyefendi? Beyefendi mi? Yok, majesteleri hammana. Oğlum, yani hiç sokak jargonu böyle özlü söz falan bilmiyor musunuz? Yok mu? Ben 49 bölüm Kurtlar Vadisi izledim. Sayılıyor mu? Güzel. Tut bunu. Aynen. Bak şimdi mesela kardeşim, geç karşıma. Tamam mı? Yolda yürüyorsun böyle, sınıfta, okulda yürüyorsun. Biri geldi sana böyle omuz koydu. Ne dersin? Bir şeyiniz var mı? Oğlum bir de Buse kondur. Buse kim lan? Ya saçmalama, bir sus ya. Bak başkan, gel yürü bakayım. Ne dersten çıkmışız, bak. Tamam mı? Teneffüs ya. Böyle yürüyoruz ulan. Ne bilmem. Ana! Hayırdır lan? Hayıra giden yol bayırdır lan. Ne olacak? Kalabalıkta artistik yapanın tenhada affı kabul olmaz. Gevşek! Güzel. Nasıl? Bu. Çok iyi. Özlü söz önemli oğlum. Yapıştır özlü sözü, karşıdakiyle vurun aklını al. Özlü söz. Aynen öyle. Anladın mı? Bunları yapın. Savaş mı çıktı? Ne oldu? Yoklar 11C'ye geliyor. Geç şöyle, geç. Kaç! Çalışkanlar geldi dediler, geldik. Hani neredeler? Buradalar işte. Tüh ya! Ulan ben çalışkan falan deyince kız zannettim. Bu ne ya? Bizim kıza benzer bir yönümüz mü var? Milader. Olur. Bilader. Oğlum, konuşuyor lan. Bir fotoğrafımızı çeksene, anne babama gösteririm kanka ya. Konuşuyor ne demek lan? Biz şempanze miyiz? Totoş. Olur. Siz bizi hafife mi alıyorsunuz lan? Siz kimsiniz oğlum? Özlü söz. Yapışır. Ayağını yorganına kadar uzat. Kanka şey de desene. Damlaya. Damlaya göl olur. Ne lan? Daha ne desin ya? Tane mi desin? Hayırdır ya, hayırdır. Hayıra giden yol bayağı yokuş yukarı. Will Smith gibi çaktın lan. Come on, 11C çok iyi çattı adamım. Ne Will Smith oğlum? Biz tokat atmayı Sevda Demirel'den öğrendik. Ver, hadi yürü. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Yürü dedim. Yürü oğlum, ne bakıyorsun? Yürü hadi. Çık dışarı. Moruk, 11C de iyi değil. Onlar da iyi değil bu aralar. İlk dayağımı yedim. Çok güzel bir şey. Hayırlı olsun. Olsun. Gördün değil mi sen de? Örnek aldı öyle. Ben tam anlamadım gibi. Çok iyiymiş lan. Senin var ya. Güzel. Bak sen. Vur. Tamam. 5 lira alalım ben. Vur. Gözlükle 10 lira mı? Tamam. Ben de evet. Al. Ödekine de 5 lira'ndan. Vur. Şu 5 lira. Güzel. Buradan. Al. Güzel. Dur. Aslanım benim. Al beni. Aha. Önce geldi lan. Lan ne oluyor? Amerikan güreşi çok sever. Hocam bu mu kazandı? Evet. Beyler paraları dağıtayım. Ver lan. Geç yerin oğlum. Ne yapıyorsunuz ya? Böyle takılıyoruz hocam. Bizim bundan sonra rahat edeceğimiz tek yer ya mezar ya mapus. Bu da mı Alper Tunga mı bu? Yok, bu Polat Alemdar. Size de 100 verdik diye iyice şımardınız ya. Allah Allah. Mazar yerken bile 100 alıyorlar lan. Helal olsun. Beyler. Şimdi toktik zaman. Oğlum ne? Ver müziği hamına. Hamına. Hocaya olmaz. Hocaya olmaz. Tamam. Hocaya olmaz. Çek bari lan. Çek. Sen!
Ne yapıyorsun oğlum sen? Toktik çekiyoruz hocam. Ulan! Öğretmeninin karşısında toktik çekmek ne demek lan? Ha? Oğlum, ona kızıyor, bana vuruyor lan. Taktı sana, taktı. Ya hoca bana taktı ya. Taktım tabii lan. Okuldan kaçmak ne? Çakma çekeceksin. Ha? Duvara yapışmış yakaladın bunu. Hadi ya. Arkadaşlara anlatıyordun. Bitmiştir. Bitmiştir artık, tamam. Bu çocukları da siz bozdunuz. Geç yerine. Otur. Hemen bir dilekçe yazıyorum. Sizi okullarınıza geri gönderiyorum. Sizin de okulla bütün ilişkinizi kesiyorum. Ana, mezun olduk lan. Helal olsun. Mezun olduk lan. Kovuldunuz gerzekler, kovuldunuz. Hocam yapmayın, olur mu öyle şey? Olur hocam, olur. Çok da güzel olur. Baksanıza şu çocuklarına. Bunlarda zaten bir şey olacağı yok. Bunları def edelim gitsin. Bunların da hayatını kurtaralım ya. Bu nedir? Böyle hocam, hayır ya, saçmalamayın. Olmaz öyle şey ya. Yapmayın, ne olur. Hocam nasıl olmaz ya? Bunları ayrıştırmamız lazım. Toktik öğretmişler ya çocuklara. Hocam ne var? Öğretsin toktikte ne olacak ya? Bunlar onlara toptuk öğretir, onlar da bunlara işte matematik, kimya, biyoloji, tarih. Biraz lütfen tarihi öğretin. Öğretirler, olur biter. Bunlara ayrıştırmaya gerek yok. Hocam bunlar birlikte güçlüler, yapmayın lütfen ya. Ama hocam size yaptıkları saygısızlık. Hocam olsun, biz eğitimciyiz. Bize istediklerini yapsınlar. Biz kusurları göreceğiz, kusurları düzelteceğiz. Bizim işimiz bu. Hata yapmak insana aittir. Affetmek kutsallıktır hocam. Kusur mu işlediler? Evet, kusur işlediler ama biz bunu göreceğiz, onlara göre davranacağız yani. Siz merak etmeyin. Ya şey yapalım. Tamam hocam, peki. Yapalım lütfen. Şimdilik sizi kınıyorum. Hocanıza teşekkür edin. Bak, ne kadar güçlendik. Hadi bakalım. Hocanıza dua edin siz, hadi. Ağlamayın, hocam Allah razı olsun. Adam büyük adam ya. Helal olsun. 10 numara hareketli oğlum orada yaptı. Oğlum. Bakın, siz çok büyük bir kusur işlediniz. Çok büyük ayıp yaptınız. Yanlış şeyler yapıyorsunuz. Ne yaptık hocam? Nerede yanlış yaptık hocam? Ver müziği bak, şunu bak. Şöyle yaptın mı? Oğlum çok yanlış yaptın. Bu ne çekiyor? Sen var ya adamsın. Bu kadar en büyük adam olacağım. Bizim olacağım. Ne yapıyorsun lan bu? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? En büyük bu olacağım. Çok güzel hareket diyenler, zil diyenler, vay, zil geldi, gelsin altyapıdan skeci yazarları destek olan, fikri bulan genç girişimciler. Heh, işte altyapının yakışıklıları. Zil geldi. Çal, 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 çal. Helal olsun. Evet, sistem biraz işte böyle işliyor. Aşağıda pişiriyoruz, yukarıda da hep birlikte oynuyoruz. Tam bir ekip işi işte. Murat'cığım var mı yorumun skeçle ilgili? Vallahi ilk 20 dakikasında aynı bizim okul gibiydi gerçekten. Kendi okul hayatım nasılsa o kadar çok şey gördüm. Erkek lisesinde mi okudun? Yok yok, yani kendi okul hayatımda yaşadığım şeylerin çoğunu izledim ve açıkçası özlediğimi fark ettim. Ama bence en güzel tarafı mesajıydı. Özellikle son dönemlerde gerçekten çok neredeyse kanayan yara bu dayak meselesi okullarda. O yüzden teşekkür ediyorum bir halk olarak böyle bir şeyi gösterdiğiniz ve hatırlattığınız için. Bir sonda bilmeyenler için de aslında olan bir olay. Hocamız TikTok videosu çeken bir çocuk üzerinden yaşanan bir olayı canlandık. Hoca da çok güzel bir açıklama yapmıştı hakikaten. Biz onun cümlelerini aslında söyledik. Tabii yani okulda dayak meselesine parmak basıyoruz ama gidip hocalarımızla da TikTok çekmeyelim yani. O da ona da biraz dikkat etmek lazım yani. Orada mesajı biraz doğru da verelim değil mi? İki tarafta daha mantıklı hareket edebilir açıkçası. Evet. Oğuz Emin'in oyunculuğuna da ayrı bir alkış alalım. Gez, yapma, ver, ver, gez. Çok güzel hareketler, şahane bir şekilde devam ediyor sevgili izleyen.
sevgili misafirler, bu sene YKS'de sınava giren en yaşlı öğrenci 88 yaşında biriymiş. Şimdi sırada onun skeci olacak. Hiç böyle ikinci, üçüncü kez üniversite sınavına giren ya da ben sonradan üniversiteye gireceğim diyen öyle biri var mı? Üniversite, siz mi? Buyurun şuraya. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Adım Hilal. Teşekkür ederim. Ben üçüncü üniversitemi okuyorum. Üçüncü üniversitemin son senesindeyim. Üçüncü üniversitemiz. Evet. Diğer ikisinde ne olmadı da, yani yetmedi de üç oldu? Yok, hepsinde çok güzel oldu. Hangi bölümleri okudunuz? İlk üniversitem makinaydı, sonra işletme, şimdi çocuk gelişimi okuyorum. Onlarla ilgili bir iş yaptınız mı? Anaokulum var. Anaokulunuz var. Aynen öyle. Aa bak, bütün çocuk... bunları birleştirince anaokulun evet. sahibi oluyor gerçekten. Evet, işletme ona yaradı. Çocuk gelişimi de aslında onunla ilgili bir dal olmuş oldu. Eşinizin kaç üniversitesi var? İki. Size yetmiyor demek ki yani genel olarak. Bir... Yok, yetiyor. O hangi bölümleri okudu? O da makine ve işletme. İkiniz birlikte mi acaba evet. makinede tanıştınız? Evet. Hadi gel bir de işletme mi okuyalım dediniz? Aynen öyle yaptık. Gerçekten sonra evet. siz tutamadınız ben çocuk geliştirmeye gidiyorum koş falan. Üniversite geldi ve o yüzden devam ettik. O makinede tıkanmış işletmede bırakmış artık. Evet. O ne iş yapıyor? Grafik tasarım yapıyor, web sitesi, design yapıyor, ajansı var. Grafik tasarım da okuyacak gibi duruyor abi, ben öyle hissettim şu an. Bilmiyorum, herhalde okur. Adı da İskender. Süper, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok sağ olun. Alkışlar gelsin. Evet, ikincimizin adı YKS ama bizim YKS biraz farklı. Yaşamı kurtarma sınavı geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Anne ya, sınav gününü bize önceden yaşatmak ne ya? Şşt, her şeye hazırlıklı olacaksınız. Al İskender, bu kimliğin. Hı hı. Al Helin, Pelin. Hilal. Hilal. Hilal, Hilal kızım. Şey oldu, o da senin kimliğin, bunlar da okunmuş su. Anne ya, okunmuş pilav falan var mı ya? Okunmuş pirinç oğlum o. Yok, ben acıktım yani. Okunmamış da olur. Ya sınava gireceksin, hala işin goygoyundasın ya. Her şey hazırlıklı olun. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi ben bahçedeyim. Allah zihin açıklığı versin. Hadi. Tamam anneciğim. Hadi görüşürüz. Çok sağ olun. Hadi bay. Durun, nereye? Nereye? Ne oldu ya? Kaldırın horları, arama yapacağım. Aa. Anne, abartma ya. Şşt, anne yok. Güvenlik oldum kapıdaki. Kaldır horları. Kaldır. Kaldırdım. Kaldır bakayım. Ver şu şeyi. Hı. Bu ne lan? Kopya mı yazdın anne? Sizden her şey beklenir. Hayır. Yırt onu, yırt onu. Evet, sınav salonu bu tarafta. Geçebilirsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi gözetmen oldum. Buyurun, bunlar sınavlarınız. Sınav süreniz 165 dakika. Başlayacağım. Ay, çocuklara şeker vermeyi unuttum, görüyor musun? Abla alamam seni, kusura bakma. Ay ne olur bir gireyim Allah aşkına. Abla alamam, sınav başladı. Aa ne diyor ya o? Hocam alayım diyor hocam. Alma Rüstem, bayram ben yalnız. Bana ne ya? Allah aşkına beni alın ne olur. Çocuklarım geleceği önemli. Abla alamam diyorum sana. Ne olur alın Allah aşkına. Alamam abla, bak zorla çıkardı. Ana alamam, karıştı kafam, karıştı. Ne yapacağım ben şu anda? Bırak. Almayalım içeri ya. Biraz kafa dinleriz ya. Ya saçmalama, kadın kapıda mı kalsın ya? Ya her şey sınav değil ki. Anne ne yaptın? Gaza geldik. Her şeye hazırlıklı olmanız lazım. Hadi. Anne biz seninle yaşıyoruz zaten. Her şeye hazırlıklıyız. Sus sen. Yine gözetmen ol. Sınavınız başladı. Anne ne yapıyorsun? Ya sınav salonunda saat dikkatinizi dağıtmasın diye. Hadi. Bu da sınav salonuna at girerse diyeyim. Salak. Gözetmen topuklu ayakkabı giyerse diye. Al şimdiden 3 soru gitti. Al. 300 bin kişi girdi önünüze. Al 400 oldu. Aa. Çocuklarım işsiz kaldı. Anne işsizim. Okuyamadılar. Ay. Allah'ım ben ne yapayım? Allah'ım ben işsizim anne. Ay işsizim. Ay, ne gibi. Ya of tamam yeter. Bak anne vallahi ben bunu aldım. Baskı baskı, yok test çözü, onu yapma, bunu yapma. Ya insanın hayatının 165 dakikaya bağlı olması ne kadar saçma. Ya yavrum kurallar böyle, Allah Allah. Ne yapayım? Bir şey var ya. Kurallar böyle, alışın artık. Ya bu zamana kadar değişen tek şey sınavın adıyla ücreti. Başka bir şey değil. Çalışın. Hadi çalış.
Çalışın hadi. Yapamam. Ben sıkıldım ya. Televizyon mu açsak ha? Mola sınava da ben gireceğim sınava da. Anne sen sınava girmeyeceksin. Sen komple sınav oldun şu an bizim için. Olsa tükürüm iskende. Tamam açın televizyonu ya. İyi aç 5 dakika dinle. Evet sevgili seyirciler. Heh. Haziran ayında yapılacak olan YKS başvuruları tamamlandı. Size diyeyim. 3.200.000 aday arasından en yaşlısının 88 yaşında olduğu belirtildi. Hacca gidecek herhalde yanlış başvurdu. Sağ ol. Adayın adının Fevziye Taşkın olduğu söylendi. Anne babaannem kaç yaşında? Yani 80'lerinde ama isim de şey benzerliğidir. O değildir canım. Düşünsene babaannem olduğunu. Babaannemle kampüse gidiyoruz. Ben onun kızları ayıklıyorum falan. Hayvan, hayvan. Sen kız için mi okuyacaksın? Evet, üniversitede kızlar teklif ediyormuş. Ben de teklif edeceğim. Evet, ay delirtmeyin beni. Evet, adayın kayıt fotoğrafı da ortaya çıktı. Aa, babaannem. Sırat Köprüsü'nde mobese yakalanmış gibi. Seyirciler, 88 yaşındaki adayın 6 yıllık tıp fakültesi kazanması halinde fakülteye sürenin düşürüleceğini söyledi. Bak bak torpil de yaptık. Vay be. Kapat şunu, kapat. Kapat. Fevziye'ye bak sen. Daha dün neydin? Oğlum kapat. Televizyonla beraber ben problem dekorda zannettim ama Tuğba'daymışsın. Allah Allah ya. Bozuldu bu televizyon. Atmak lazım bunu. Neyse. Bak sen şu Fevziye'ye. Daha dün ne yediğini hatırlamaz. O kadar dersi nasıl çalıştı acaba? Ya anne ya öyle deme. Kadın demek ki hayallerinin peşinden koşmak istiyor. Ya ne koşması ya? O zor yürüyor ya. Ha? Selamın aleyküm. Aleyküm selam anne. Gel, hoş geldin. Geliyorum, geliyorum. Ha, gel, gel. Ya bak hayallerinin peşinden koşuyor şu an. Gel, gel otur. Babaanne sen sınava mı gireceksin? Evet, hepimiz bir gün gireceğiz o sınava. Yok babaanne, onu demiyoruz. YKS'ye mi gireceksin sen? Ben de onu diyorum işte. 18 Haziran'dan önce girebiliyor mu? Yok. Sınav 18 Haziran'da mı ya? Bir şey kalmamış. İyi bari. Bir tane rakibi elemişim bile. Ya babaanneciğim, niye bize söylemedin? Ne bileyim, kız dalga geçersiniz diye işte. Ay anne, niye dalga geçerim canım? Sonuçta gençliğinin baharındasın. Son baharında. Gördün mü? Ha, bir şey diyeceğim. Ne? Böyle heveslendin madem. Ne okuyacaksın sen? Ne babaanne, yaşlı bakımı diye bir bölüm var. Çıkınca işin de hazır. Kendine bakarsın. Sevzek, benim hedefim Ege Tıp. Şehir dışı mı düşünüyorsun babaanne? Şehir dışı mı? Git git. Git. Ben senin arkandayım. Git git. Git vallahi git. Git. Olur olur. Seni bir de yurda yerleştiririz. Ne yurdu be? Ben arkadaşlarımla eve çıkacağım. Aa, süper ya süper. Ben de arkadaşlarımla şey var ya. Tamam. Ben sana bir bavul hazırlayayım. Sen git git. Ne bavulu? Şehir dışı. Girmedik sınava. Güzel güzel. Hadi siz kardeş kardeş çalışın. Ben şey yapayım bavul alayım. Ne kardeşi? Anne babaannem o benim. Kız anan haklı, çalışmamız lazım. Az vaktimiz kaldı. Babaanne senin az vaktin kaldı. Bizim daha vaktimiz var. Ya ne kerkenes çocuk ya. Şey ver bana. Test kitabını ver. Sen çözmüyorsun zaten. Babaanne. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen içindeki hikmetler. Ali'nin 48 lirası vardı. İkisini. Hasar iki salak Osman dur. Ya babaanneciğim içinden okusana. Şey yapamıyorum, dikkatim dağılıyor. Kızım pardon ya, namazlardan alışkanlık böyle yüksek başlıyoruz, iniyorsun. Ben bakarım, ben bakarım. Belli ki benden çok geridesiniz. Çalışın siz. Babaanne biz senden 70 yıl gerideyiz. Sal 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 sal. Fevzi Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Duydum ki YKS'ye girip üniversiteye gitmek istiyormuşsun. Evet. Gitme. Ne? Duydum ki şehir dışına gidip öğrenci evlerinde makarna yemek istiyormuşsun. Yeme. Sana ne ulan? Sana mı soracağım? Hangi bölümü okuyacaksınız? Tıp inşallah.
Dilerseniz benim bütün bedenimi kullanabilirsiniz çalışmalarınızda. Kadavra olarak mı amcam? Nazmi, ayıp bir şey ya. E tamam Nazmi Bey, sağ olun. Aklımda yazdım ben sizi. Ders çalışacağım. Şimdi müsait değilim ben. Tamam o zaman şey yapalım. Ben şimdi buraya gelene kadar bütün enerjiyi harcamışım. Şöyle arkamı dönsem beni bir ittirseniz. Olur mu? Nasıl? Bir vurdurun beni ya. Allah Allah. Vurduruyorum. Vurdur. Allah! Allah! Sen ne sert kadınsın ya. Kaçan kovalanır diyeceğim de kim kaçacak, kim kovalayacak? Be! Bizim de kendimize göre bir çekiciliğimiz var tabii. Var var. Kalem düştü. Fevziye. Babaanne ne oldu lan? Artık üniversitede arkadaşız ya. Senin şu sınıf arkadaşlarından bana da ayarlarsın bir şey. Dur! Kimseye sulandırtmam. Allah Allah! Şundan ahlak bekçisi oldu ya. Allah Allah! Ay alın çocuklar, size meyve getirdim. Al anne, sana da dil altı hapı. Annem nerede? Annem nerede benim? Annem nerede? Benim annem nerede? Ay ne oluyor? Ben görmüyor musun? Görüyorum anneciğim. Herkes nerede görüyor anneciğim. Televizyonda da gördük anneciğim. Sınava girecek misin? Ne gireceğim? Ya anne olur mu öyle şey ya? Niye olmayayım? Ya nasıl niye olmuyor? Anne kahvede benimle dalga geçtiler. Aralarında para topladılar. Al bu ananın bursu diye bana verdiler ya. Geri ödemeli mi, ödemesiz mi? Ya anne konumuz bu. Allah aşkına çıldırma beni ya. Vallahi çıldıracağım ya. Bu ne? Ne oluyor ya? Fevziye, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol canım, duydunuz mu? Evet, hatta hediye bile aldık. Ana, ne aldınız? Bunu. Ne yapacağım bunu? Kabise gidiyorsun artık. Çimlere oturur bir şalarsın. Kız, Erasmus'a da gidersin sen şimdi. Aa, nereye gidecek be? Ne bileyim, hacca gider herhalde. Evet, Fevziye Hanım. Evet. 88 yaşında, evet, 88 yaşındaki bir aday olarak bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans düşünüyor musunuz? Var bizim de bir hayalimiz. Evet. Peki A kuşağı olarak, A kuşağından Z kuşağına ne demek istersiniz? Bütün kuşaklar bizim, harf ayrımı yapmayın. Son bir sorum daha var. Büyüyünce ne olacak? tamam arkadaşım, tamam. Teşekkürler. Röportaj bitti. Siz de güle güle. Sayınsızı falan yapmıyorum. Röportaj bitti. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Gitarım var bak. Ya anneciğim rezil olduk herkese ya. Ya babaanne. Ne? Gitmesen mi acaba ya? Harbiden güldük, eğlendik babaanne. Tamam girme sınava ya. Ay evet. Hem yaşın da geçti. Boş ver, ne yapacaksın okuyup? Tamam zaten bu konuyu kapattık. Okul mokul yok. Sana ben izin vermiyorum. Lan doğurduğun bok. Ben senden izin mi istiyorum? Ben 14 yaşındaydım. Köyde liseye gitmek istedim. Babam izin vermedi. Evlendirdi hemen. Dedim evlenince giderim, okurum, liseyi bitiririm. Bu sefer de rahmetli senin baban izin vermedi. Dedim ben bu adamı bir şekilde ikna edeceğim, gideceğim, bitireceğim bu liseyi. Sonra seni, ardından da kardeşini doğurdum. Yıllarca çalıştım, siz okuyun diye didindim. Yok ikiniz de okumadınız. Ben de gittim gizli gizli açıktan liseyi bitirdim. Aa şimdi de bu yaşımda o üniversiteyi kazanıp okuyacağım. Allah'ın bir kulu da bana karışamayacak. Helal olsun lan. Bana bak, sen de çalış tamam mı? Özellikle sana söylüyorum. Böyle de kimseyi karıştırma hayatıma, tamam mı? Ya anneciğim tamam doğru güzel konuşuyorsun diyorsun da ben nasıl okutacağım sizi ya? Aman sen düşünme, ben köydeki arsayı sattım. Torunlarımla üniversitede çatır çatır yiyeceğiz. Helal be! O zaman ben de gireceğim sınava. Gir kız! Abartmasanız mı? Sen de gir. Vallahi sen de gir. Bak baraj kalktı. İki Türkçe, üç matematik çöz. Sen girersin bir yerlere. He? Vallahi girer. Deneyelim. 6 kere 6. 6 kere 6, altılar yan yana. 66. Yani herkes okuyacak diye de bir şey yok. Ya. Niye 66 değil mi ki? Yanlış söyledim ya. Çok güzel ki diyenler. Zil diyenler. Vay be. Çok mücadele verildi bu skeç için gerçekten. Yani çünkü gerçekten bunu da paylaşmak isteriz. Dün geceki provalar, önceki yazımlarında falan. Hani anneannenin üniversite okumasını istiyoruz, seviyoruz. Bir sıcaklık oluyor. Hani çocuklar onunla dalga geçince acaba acır mıyız, üzülür müyüz dedik. Biraz başımıza da geldi aslında. Yani çünkü çok sevdik Ezgi'nin oynadığı karakteri ama sondaki mesajıyla kesinlikle bir zil olmayı hak ediyor. Seyircimiz de verdi. Yazarların Metin, Batu ve
Ezgi de şahane oyunculuğuyla zili alıyor efendim. Oh be, güzel böyle, güzel. Hani konusu, her şeyle böyle... Bir de çok uğraşıldığı için skeç. Kaç kere yazdınız toplam? Valla 4 falan yazdık abi. Dört kere, baştan sona 4 kere yazdık. 4 kere yazıldı. Bir çocuklar, kız çocuk oldu. Bir Metin sen yoktun, bir başka bir kız vardı. Sonra bir erkek oldu, sonra babaanne dede oldu. Dede babaanne oldu falan filan. Her karakterde, her çeşitli, her versiyon denendi. Sonunda zil oldu. Murat ne demek istersin skeçle ilgili? Her anını büyük neşeyle izledik bence. Benim böyle... Ağzım artık şurada durmaktan falan ağrımaya başladı. Tebrik ediyorum. Ben babaanne karakterine üzülmedim bu arada. Çünkü gayet her şeyi anlayabilen bir babaanneyi canlandırdı. O yüzden... Metin'e gayet... gıcık olmadın mı Metin? Hayır hayır, hiç olmadım. Sanki biz hep böyle anlaşıyorlarmış ve bundan gayet memnunlarmış gibi duruyordu gibi. Allah Allah. Ben yer yer gıcık oldum Metin'e. Niye, niye olmadın acaba? Hani bazen babaanneyle, annelerle, babalarla da böyle ilişkiler olabilir. Birbirlerini evet. Gayet kaldırabilirler ya böyle şey. Babaanne torun ilişkisi üzerinden. Doğru söylüyorsun vallahi. İyi bari bak. Konuğumuzda seyircimiz öyle düşündü. Güzel geldi zaten. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla. Değerli misafirler, çocuk yetiştirme konusunda artık aileler eskisinden çok daha bilinçli. Herkes efendime söyleyeyim, çocuğuma şöyle yaparsam doğru mu olur, böyle mi yaparsam doğru mu olur? İşte hemen bir terapiste başvuruyorlar. Sen terapiste gidiyor musun? Gittin mi hiç Murat? Hiç. Çok eskiden bir kere gitmiştim. Çok eskiden? Evet, çok eskiden bir kere gitmiştim. Ben mesela merak ediyorum seyircimize, şöyle bir gelip... kaç kişi psikolojik destek alıyor? Şu an gerçekten merak ediyorum. Artık daha böyle gidiliyor mu psikolojik destek alan? Aa, bu çocuklar. Bir mikrofon götürür müsün oraya? Kaç yaşındasın? 10. Terapiste gidiyorsun. Yani ailemler benim durumumu merak ettiği için birkaç kere gittim. Ailen durumunu merak ediyor. Ne var durumunda? Bilmem. Ailen yanında mı? şuradalar. Ailenle ayrı mı oturdunuz? Evet. Tamam, bu da bir terapistin tavsiyesi mi? Şey, bir mikrofonu yollasana annene de. Merhabalar. Merhabalar. Ne oldu da gittiniz? Yani biz çocuklarımızı, ablası da dahil olmak üzere böyle 10 yaşlarında ergenliğe adım atarken... ...hem endokrinolojik olarak hem de böyle bir ergenlik öncesi ruhsal sağlıklarını da... bir şey gittiğini... olduğu için değil de önlem olsun evet, diye. Evet, evet. Yani öyle bir kontrolden geçiririz. Nasıl çıktı bakımları? Yani kontrol... Değil mi? 10.000 bakımı gibi çok iyi. Aynen aynen. 10.000 bakımı gibi böyle hem fiziksel olarak nasıl büyüyorlar? Hani endokrinolojik olarak her nasıllar? Her şey doğru gidiyor mu diye. Her şey doğru gidiyor mu? Çocuklarda bu ergenliğe doğru bir sürü değişim oluyor vesaire. Hani biz de doğru yaklaşıyor muyuz çocuklarımıza vesaire? Evet. Ya da beslenmeleri, büyümeleri, işte hormonları nasıl gidiyor yaş olarak? Hem... Ne güzel. Fiziksel. Bizim çocukken hiç öyle hormonlarımız nasıl evet, gidiyor? Evet. Bu çocuk 10.000 bakımına girseydim belki ben o kadar şey olmazdım yani. Kendimiz için de bunu yapıyoruz. Doğru anne babalık yapıyor muyuz? Yani güzel. Bir yerde bir şey kaçırıyor muyuz? Teşekkür ederiz. Rica çok ederim. Şimdi skecimize de tam bu konu işleyeceğiz sevgili misafirler. Bakalım bir çocuğunu terapiste götüren ailenin hikayesini izleyeceğiz. Şimdi bilinç... Skeci ismini bir daha Murat Odan bana bir söyleyebilir misin be? Bilinçaltıma yaptım. Bilinçaltıma yaptım geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyor. Evet, anlıyorum sizi. Bakın sizin asıl sorununuz gülmek için kendinize bir alan bulamamanız. Yani günde yüzlerce insanı güldürüyorsunuz ama o sırada içiniz kan ağlıyor. Ablacığım ne anlatıyorsun sen ya? Ben broşür dağıtmaya geldim, içim darlandı. Dağ taşa vurasım var ya. Nasıl yani? Siz hasta değil misiniz beyefendi? Yo, hasta gibi mi görünüyorum? Evet. Ya bunlar benim iş kıyafetlerim ya. Ama siz bana kıymada indirim var deyince ben sizi deli sandım. Ya ablacığım indirim dediysem 10 kuruş be. Öyle desenize beyefendi. Ya kusura bakmayın bir yanlışlık olmuş. Estağfurullah. Bir ara gelirim çocukluğuma inersiniz ödeşiriz. İyi madem. Hadi bakalım. Buyurun siz alabiliriz. Aha içeride deli var korkmayın. Ya deli değilim ben ya.
Tamam. Deli değilim, bunlar benim iş kostümüm. Sen akıllısın, biz deliyiz, tamam. Ya deli değilim ben. Deli değilim, anladınız mı beni? Deli değilim. Deli, karımı bırak. Görürsünüz, tamam mı? Karımla beni çıldırtmayın, görürsünüz, tamam mı? Korkmayın, korkmayın. Gerçekten deli değil. Beyefendi yanlışlıkla doktor hanım tedaviye almış da. Ne kadar güven veriyorsunuz ya. Allah, çocuğu bırakıp gidelim biz ya. Ben kirlandım, gidelim ya. Şş, gitmeye yer arama Kamil, lütfen. O zaman sizi burada biraz bekleteyim, doktor hanıma söyleyeyim. Otur abi. Kapat, uçurum, kapıyı kapat. Ya nereden çıktı bu psikolog ya? Şimdi seansı kaç para bilmiyoruz. Kaç paraysa kaç para. Çocuk için geldik. Lütfen susar mısın? Tamam, bir etme. Çocuk için geldik, çocuk anlatsın, hemen tedavi olsun. Sen hiç konuşma. Sana ne? İstersem konuşurum. Ya konuşma, boşuna anlatacaksın. Başka şeyler çıkaracak şimdi ya. Allah Allah ya. Uşağım, seni de tedavi ettireceğiz, tamam mı? Buyurun, sizi alabilirim. Buyurun. Şöyle. Şuraya oturuyorsunuz. Merhabalar hocam. Hocam, merhabalar hocam. Bizim çocuğun nesi var hocam? Bir sakin olun, oturun önce, anlarız şimdi. Siz aile terapisi için mi geldiniz? Yok hocam, çocuk için geldik biz. Çocuk altına işiyor hocam. Hanımefendi, olur mu öyle? Lütfen anlayalım önce. Adın ne bakalım senin? Südüklü. Oğlum ne Südüklüsü? Adını söylesene, adım Fırat desene. Şu Fırat'ın suyu hocam, çok pardon, açık kalmış sesim. Sorun değil. Şöyle yapalım, ben sizi bir 5 dakika dışarı alayım. Biz biraz Fırat'la konuşalım, daha sonra sizi tekrar çağırırım. Tamam hocam, biz dışarıda bekliyoruz hocam. Şiş bana, sen otur hanım, her şeyi anlat, tamam mı anneciğim? Hadi bakayım. Kamil, ben dayanamayacağım, dinleyeceğim lan. Ya dinlesen ne anlayacaksın sanki? Öyle deme lan, 2 sezon Kırmızı Oda izlemişliğim var benim. Evet, Fırat'cığım, bana biraz kendinden bahseder misin? Ben... Şimdi altına sıçacak ya. Zorlamasa bari. Sus ya. Evet, seni dinliyorum. 10 yaşındayım. Güzel. Peki bana bir gününden bahseder misin? Uyuyorum. Yani uyanıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Sonra oğlum, okula gidiyorum. Oğlum, korkuna işe söylese de. Hanımefendi, lütfen müdahale etmeyin, lütfen. Tamam hocam, pardon hocam, pardon. Evet. Okuldan dönüyorum, ödevlerimi yapıyorum, uyuyorum. Uyanıyor, altına işiyor hocam. Ama lütfen. Lütfen dedi, ağır konuş. Çok ağır konuştu. Ben lütfene dayanamam. Evet Fırat'cığım, en iyisi şöyle yapalım. Ben seni başka yöntemlerle tanımaya çalışayım. Şimdi sana bazı yöntemler söyleyeceğim, duygular söyleyeceğim daha doğrusu. Bu duyguları yüz ifadenle bana canlandırmanı istiyorum. At bakalım, yapabilecek mi? Hazır mısın? Üzüntü. Öfke. Sevinç. Neşe. Duygularımızı dışa vurmakta biraz zorlanıyoruz. Evet hocam, hiç yapamadı hocam ya. Okulda da hiç arkadaşı yok bunun. Ama ya... Neyse, siz gelin madem. Buyurun, şöyle alayım sizi. Buyurun, oturun. Evet, önce sizi tanıyarak başlayalım o halde. Kamil Bey, bana kendinizden bahsedin. Ben bu altına işleyen çocuğun babasıyım. Bu da altına işleyen çocuğun anası. Buyur ama ya. Lütfen, olur mu öyle? Yani ben, siz kendinizi anlatın. Biraz kendinizden bahsedin, neler yapıyorsunuz. Aysun Hanım, sizinle devam edelim. Nereden başlasam ki hocam? 1972 yılının sonbaharıydı. Orta halli bir ailenin en buçuk kızıydım. Ya ne anlatıyorsun Aysun ya? 20 seans edeceksin bize, Aysun karada geç ya. Kamil Beyciğim, lütfen iletişimi zorlaştırmayalım. Devam edin lütfen. Hocam anlatmayacağım ben. Hevesim kalmadı ya, yok. Yok, böyle olacak. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben sizi başka yöntemlerle tanıyayım. Şimdi ben size bazı fotoğraflar göstereceğim ve bu fotoğrafların size ne ifade ettiğini söylemenizi isteyeceğim. Aysun Hanım. Kargaşa, kin, öfke, nefret! Ya senin içinden ne çıktı ya? Sen bir ara tek başına gel, bir tedavi ol. Kamil Bey. Masraf. Çok büyük masraf. Gene masraf. Hep masraf hocam. Anlıyorum ben. Anlayamazsınız ama hocam. Ben asgari ücretle geçiniyorum. Siz aylık ne kadar kazanıyorsunuz mesela? Kamil, ayıp sorulmaz lan öyle. Ya ne ayıp? Kadına yaşı, erkeğe maaşı sorulmaz. O da bana yaşımı sorsun. Tamam, dağılmayalım. Konumuza dönelim. Konumuz Fırat değil mi? Evet. Fırat'cığım, şimdi ben sana bazı cümleler kuracağım. Ve bu cümleleri senin tamamlamanı isteyeceğim. Hazır mısın?
Eğer matematik sınavından düşük not alırsam... Babam kızar. Evet, kızarım hocam. Çok kızarım. Doğru bildi. Artı yazabilirsiniz oraya. Doğru cevap. Devam ediyorum. Eğer üzerime yemek dökersem... Annem kızar. Aysun, sen kızıyor musun çocuğa? Belki de hocam anası yüzünden altına eşiyor bu çocuk ya. Ya nereden böyleymiş? Asıl sen kızıyorsun. Ben mi kızdım? Ben sana kızdım mı? Ben sana kızıyorum. Cevap ver, ben kızıyorum. Tamam, 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 tamam. Ben anladım. Notlarımı aldım. Çoklu uygulamalara geçelim. Evet. Çoklu uygulama. Şimdi sizden bazı şeyleri canlandırmanızı isteyeceğim. Kamil Bey lütfen kalkın. Tamam. Fırat'cığım seni de alayım lütfen. Evet. Şimdi sizin sabahları evde, burayı bir ev gibi düşünelim. Evet, bir sabah rutininizi öğrenmek istiyorum. Yalnız bir farkla, Kamil Beyciğim siz Fırat olacaksınız, Fırat sen de baban gibi konuşacaksın. Taklit mi edeceğiz birbirimizi? Yani öyle de tamam, denebilir. Tamam, öyle desiniz. Evet, hazırsanız tamam, başlayalım. Tamam. Buyurun. Hocam ben şöyle şey yapayım. Kamil Bey! Hocam bu çocuk altına şey, biz onun için geldik. Ya, öyle böyle şey. İyi, tamam, işememişim. Bu akşam işememişim. Sorun yok. Başlayalım. Kullanabilir miyim? Tabii, 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 tabii. Evet. Ya bu hapsi fiyatlar ne kadar artıyor? Günaydın babacığım. Günaydın. Elimi öp bakalım. Ya ben böyle bir şey mi ediyorum sana? Hocam ben böyle yapmıyorum. Terapiyi bölmeyelim. Devam edelim. Aferin. Başına koy. Koydum babacığım. Aferin. Daha sağ bir şey. Ay, hocam bir şeyi yanlış yapmışım. Düzeltebilir miyim? Tabii. Hocam ben de bir şey düzeltebilir miyim? Evet babacığım, seni dinliyorum. Ben sana bir şey soracağım. Sen geçen gün benim cebimde montumda sen para aldın. Ben almadım babacığım. La sen almadıysan o zaman kim aldı? Ben almadım babacığım, bilmiyorum. Oğlum o zaman kim aldı? Sesi çıkmıyor, sesini yükselt. Bilmiyorum babacığım. Ses ver ula bana. Babacığım bilmiyorum. Bokumun dumanı. La ne diyorsun, ne biçim konuşuyorsun? Hocam ne dedi ya? Lütfen müdahale etmeyelim ama çok iyi gidiyor. Evet çok iyi, çok iyi. Verdim nasıl ağzıma sıçtı burada ya. Tamam, şöyle yapalım. Siz oturun, sakinleşin lütfen. Aysun Hanımcığım. Evet, hocam. Sizinle devam edelim. Siz Fırat'sınız. Fırat'cığım sen de annen gibi konuşabilirsin. Tamam, ben o zaman içeriden gelip seni çağır, tamam mı? Harika. Annem miyim ben şimdi? Evet. Yeter artık buraları silmek için. Yeter, 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 yeter. Günaydın anneciğim. Bu sabah her zamanki gibi altıma yaptım. Ya yemin ediyorum kendimi çarşaf yapıp sereceğim. Evde çarşaf kalmadı. Ya hocam ben böyle mi konuşuyorum ya? Lütfen devam edelim. Bu terapi için önemli. Evde çarşaf kalmadı. Gel bana işe, gel bana işe artık yeter. Yeter artık. Anneciğim, el lezzetin ne kadar güzel, kahvaltı yine çok güzel olmuş. Hocam yalan değil, biz 3 kere zehirlendik. Yalan değil. Kamil Bey lütfen müdahale etmeyelim. Kahvaltı mı edeceğim? Evet. Bitti kahvaltı bitti. Kaldırın burayı, bitti kahvaltı bitti kahvaltı. Kaldırın yeter, burama geldi yeter, hadi git. Anneciğim neden bağırıyorsun? Halbuki bana hiç bağırmazsın. Ben sana hiç bağırmayayım. Sen iyice benim tepeme çıktın ha. Misafirliğe gittiğimizde de diyorsun ki tuvaleti kullanabilir miyim? Diyorsun gidip yatağa işiyorsun. Yatağa işiyorsun. Ya hocam ama bu beni çok kötü gösteriyor. Olmaz ki. Tamam, tamam. Sakin olun. Buyurun siz de oturun lütfen. Biz en iyisi Fırat'la devam edelim. Fırat'cığım seni böyle alayım. Şimdi senden hem annen hem de baban olmanı isteyeceğim. İkisi de sensin. Emin misiniz? Evet, evet. Buyurun. Bir saniye bir prova yapabilir miyim? Tabii. Tamam. Kalk bana bir çay koy ya. Kalk kendine koy. Sen ne biçim konuşuyorsun? Sen ne biçim konuşuyorsun? Kimliğini ver. Ne demek kimliği? Sen polis misin?
TC'ni ver o zaman. Ne TC ile ne alakası var? Senden nefret ediyorum. Ben senden nefret ediyorum. Allah seni belanı. Allah seni belanı. Allah seni al 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 al. Demek bağ vurdun ha? Anamın evine gidiyorum. Sakın beni arama yazma. Hocam ne dediğimi bilmiyor ya. Tamam ben notlarımı aldım anlayacağım anladım. Fırat'cığım onu daha fazla yormayalım. Şöyle yapalım. Necla Hanım. Buyurun. Siz biraz Fırat'la boyama yapın. Biz biraz aileyle görüşelim olur mu? Fırat'cığım biz şimdi içeri gideceğiz tamam mı? Hadi gel. Hadi ne bakalım. Kadar hadi salak gel. Görünüyorsunuz. Aysun Hanımcığım, siz eşinize şiddet mi uyguluyorsunuz? Yok hocam, öyle bir şiddet yok ya. Haftada bir vuruyorum. Ben vurmuyorum ama hocam. Kadına şiddet olmasın diye hepsini atıyorum. Ya sen ne için atıyorsun acaba? Ne için atıyorsun? Tamam, sakin olalım. Çocuk böyle bir ortamda mı büyüyor? Ben de böyle bir ortamda büyüdüm. Bakın, ben size şöyle açıklayayım. Şimdi, bu B harfi Fırat. Siz de yanındakilersiniz. Nasıl yani hocam? Ben şimdi A mıyım, C mi? Onun bir önemi yok. Biz Fırat'a odaklanalım. Bakın, şöyle göstereyim. Şimdi Fırat 13, siz de yanındakilersiniz. Yani siz değiştiğinizde Fırat da size uyumlanıyor. Yani hocam ben 12 miyim, 14 miyim? Hayır, onun bir önemi yok. Yani hocam şimdi Fırat 13 olunca ne oluyor? Ben anlamadım ya. Şimdi şöyle bakın. Şimdi anladım. 13 uğursuz rakam ya, ondan altına yapıyor. Altına yapıyor ondan. Bakın, Fırat, yani hocam, burada 13. 13 olmasa, 12 olsa. Hayır, öyle bir şey. Ama bu çocuk şimdi niye altına yapıyor? Evet, biz hocam, onu öğrenmek istiyoruz. Niye? Bu çocuk niye altına yapıyor? Niye yapıyor hocam? Böyle ailenin içine edemediği için çocuk altına yapıyor. Edeyim diyemiyor çünkü. Şimdi anladım. Şerefsiz mesaj veriyor bize. Kısmen doğru. Bakın, Aysun Hanım, Kamil Bey. Evet, Fırat size bir mesaj vermeye çalışıyor. İçine atıyor ve dışına bu şekilde vuruyor. Yani Fırat'ın değişmesini istiyorsanız eğer, önce sizin değişmeniz gerekiyor. Anladım hocam. Kamil, ben de senden çok özür dilerim. Ben sevdiğimden dövüyorum seni. Ben de arada sert çıkıyorum, kusura bakma. Yok ya, senin de hiç sesin çıkmıyor. Yok canım, ben arada kızıyorum sana, değil mi? Yok, pamuk gibi adamsın. Ben bir yanağına vuruyorum, diğer yanağını çeviriyorsun. Ya, şimdi doktorun yanında özelimizi niye anlatıyorsun ya? Tamam, sorun yok. Şöyle yapalım, ben Fırat'ı çağırayım. Ama Fırat geldiğinde sizi iyi görsün, olur mu? Ve onun yanında iyi olmaya çalışayım. Tamam hocam, tamam. Necla Hanım, gelebilirsiniz. Gel bakalım Fırat'cığım, gel gel gel. Şöyle gel gel. Gel 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 gel. Ay karıcığım, ay canım. Fırat bak nasıl sarılıyoruz babanla, bak. Ay sevgilim, ay canım karıcığım. Ay bir tane balli bu, balli, balli. Seni çok seviyorum canım benim. Maşallah ne kadar... Oh! Anne benim çişim geldi. Ah! Hocam ilk kez söyledi. İlk kez söyledi hocam. Görüyor musunuz iyi bir iletişim? Bunları yaptırıyor. Hocam Allah razı olsun. Çok sağ olun ya. Baba çok deliyor. Ya telefon ne bırakmış ya. Estağfurullah. Yapmayın. Görün mü eğer yardımcı olabilirse. Anne. Anne. Yani bir zamanla göreceğiz tabii ki. Yani siz... Ne var? Anne. Hocam şimdi ne demek istiyor? Bunu bir sonraki terapide konuşuruz. Hocam ne demek istedin? Ha? Bu öylesine içimden geldi. Hocam biz o zaman gidelim. Bir daha gelmemize gerek yok o zaman. Bir sonraki terapi sizin için daha iyi olabilir tabii. Evi arabayı alacaksınız yani. Estağfurullah. Biz de gidelim o zaman. Biz gidelim hadi o zaman gidelim. Görüşürüz Fırat. Allah seni. Pardon. Aha deli gene gelmiş. Buradasınız ve geldim sizin yanınıza işte. Ben normalde böyle giyiniyorum. Deli değilim ben, anladınız mı? Onlar benim iş kıyafetlerimdi. Ben böyle geziyorum normalde. Anladınız mı? Ben deli değilim. Çok hain bir deli katalım buradan. Ben deli değilim diyorum size, anlamıyor musunuz? Ben deli değilim. Çok güzel hareket diyenler. Evet, zil diyenler. Evet.
Kim yazmıştı? Besteyle ben yazdım. Besteyle Hilmi yazdı. Hilmi zile doğru koşuyor. Beste arkada. Gel Beste sen de. Zillik skecimiz. Ya aslında skeç böyle bir hani terapi skeci böyle bildiğimiz bir yere doğru mu gidiyor derken ki canlandırma sahnelerindeki Hilmi şaka çeneyi içeri çekme. Gerçekten birinizin çenesi çok içeride, diğerinizin de yanağı çok çıkık. Ve ya o canlandırma kısmı ortada çok güzel yükseltti skeci. Sonunda da kadının adama şiddet uyguluyor gibi de bir yeni fikir olması skeci zile doğru götürdü. Murat Bey nedir, ne diyorsunuz? Valla ben karakterlerin de her birini nefis buldum ya. He, değil hepsi mi? Çok güzel karakterler olmuş. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Çok evet, güzel. Hilmi'cim. Skeç de çok güzel. Karadeniz şivesiyle. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla. Evet, bir gününe çocuk olsanız ne yapardınız? Hipnoz geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Dişlerini banyoda unutmuşsun ha. He, sağ ol. Al babaanne, işitme cihazına benim makyaj masamda kalmış. He, sağ ol. He, iyi tamam. Gözlüğü de taktın, temel fonksiyonlar tamam. Hadi bakayım. Hadi iyiyiz. Yürü. Yürüyün gidin lan. İşiniz yok mu sizin? Yürü. Ha, yürü. Doğru ya. Ben işe gidiyorum. Hadi gel. Gel babaannem benim. Yürü. Git. 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 Canım babaannem. Git. Tamam. Ben de Alperen'le buluşup yüzlük bakacağım. Şaka bak, evleniyorum ha babaanne. Dua et bizim için. En fazla bir Kevser okurum. Sevmiyorum o çocuğu. Niye öyle dedin babaanne? Hadi hadi gidin. Ya Allah kabul etsin. Hadi gel gidelim. Amin. Dua duadır. Hadi görüşürüz babaanne. Ay ölüyorum. Hiç iyi değilim. Ay gittim ben. Ölüyorum, gittim. Hadi ölüyorum. İnşallah kaynanacağım. Can benim, iyi misin? Kız bu ne? Sen benim ölmemi mi bekliyorsun? Mukadderat her şey olabilir diye ben. Hazırlıklı olursun diye yaptım. E oldu, bir de helva kavursaydım. İçeride soğumasını bekliyorum. Terbiyesiz. Şu kumandayı ver. İyi ki çağırdın ama benim de programım vardı, onu kaçıracaktım. Ver şunu bak, sütümü helal etme bak. Etmezsen etme, o bende işe yaramaz, ben senin gelininim. Şerefsiz, ver şunu. Hayır, verime. Yüzüme çıkıp durma. Beni tırmalama. Ne oluyor ya sabah sabah? Neyi tartışamıyorsunuz? Söyle kumandayı versin, yoksa sütümü helal etmem. Ne gün anneme kumandayı ver. Ha, bunda işe yarıyor ama. Öyle mi? O zaman bu akşam salonda yatmak zorunda kalırsın. Aman yat. Bununla yatıyorsun da ne oluyor? Bir şey olsa duyardık. Bir şey desene kadına. Oluyor bir şeyler, bir tamam, şeyler. Tamam, tamam. Susun ikiniz de. Ver bakayım sana. Ver. Ya. Tamam. Hangi programı izlemek istiyorsunuz? Sabahları olmasın. Hadi sen oradan ver. Ya aynı şeyi izlemek istiyorsunuz. Niye kavga ediyorsunuz siz hadi, ya? Hadi, hadi, hadi. Allah Allah. İyi, aç. Açıyorum ha. Hadi, aç, hadi. Aç. Tamam, aç. Olma. Gerçekten sabahlar olmasın. Bu nedir ya? Evet, sabahlar olmasın. Yanında Canım Hocam, İlhami Hocam var. Onunla hipnoz üzerine konuşacağız. Evet hocam, nedir hipnoz? Efendim, şimdi hipnoz uyku halindeyken uyanık olmaktır. Heh. Yani hipnoz bir çeşit tedavi yöntemidir. Peki hocam, milyonların aklında tek bir soru var. Hipnoz orucu bozar mı? Ya niye bozsun? Her uzmana aynı soru. Biraz geliştirin kendinizi ya. Peki hocam, bunu canlı yayında deneyebilir misiniz? İzleyicilerimizi hipnoz edebilir misiniz acaba? Malum çok zor günlerden geçiyoruz. Şöyle dertlerimizi, sıkıntılarımızı unutturacak, ne bileyim böyle ortaya neşeli bir şeyler yapamaz mısınız? Hadi bakalım. Tamam, ben şöyle ortaya karışık bir şeyler söyleyeyim artık. Ya ortaya karışık diyor böyle. Alay sahtekar bunların ya. Öyle şey olur mu? Bak adamın fuları var yani. Uzman belli ki. Bakma saçının başının öyle olduğuna bak adamın. Benim de terliğim var. Ben ne oluyorum? Allah Allah. Ben çay koymaya gidiyorum sizin bir şey yapacağınız için. Tamam, İyi hadi git. Ya. Terlikse hayvan. Şimdi herkes, hanımlar, beyler, hepiniz bu saate odaklanın. Ya sen ne ara gördün de odaklandın da o... Üçten geriye sayacağım. Elimi şıklattığımda hepiniz derdi tasayı bir kenara bırakıp çocuklar gibi şen olacaksınız.
Üç, iki, bir. Ne çocuk başacakmış da bilmiyorum. Hadi bak aç şu haber kanalını aç. Benzine de zam gelmiş 1 lira. Ne olacak ki? Ben sana hep veririm 1 lira. Aç, aç, hadi kanalımızı aç. Bizim kanalımızı aç. Kanalımızı aç, 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 kanalımızı aç, 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 aç. Tamam açacağım, tamam bir dakika dur. Tamam bir dakika dur. Tamam, sizin kanalınızı açacağım. İyi bari ortak noktada buluşmamız güzel oldu. Olgunlaşmışsınız. Aç, 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 aç. Sen göğsümdeki pide, gözümdeki yosunsun. Bir ömür boyu sevgilim olur musun? Bu mu sizin kanalınız? Rezalet boka bastık. Hanım, hanım, bunlar benim yavrular. Nerede şu kumanda? Ya! Ne ya? Ne oluyor size ya? Sana ne? Sana ye, daha doymasan beni ye. He, ayna, ayna. Ağzını çelik ayna, ağzını çelik ayna. Ya ne aynası, ne yapıyorsunuz? Tamam Nilgün, tamam annem yaşlandıkça çocuklaşıyor da sana ne oluyor? Gördün mü, kızdı işte. Tamam gel barış. Ya o nasıl barış? Siz nasıl hareketli? Ben sizi bıraktım da siz ne güzel o hipnoz şeyini... Lan yoksa siz hipnoz mu oldunuz? Hadi gel saçını örelim. Tamam sonra da o buruşuk suratını ütüleriz. Olur, ütüleriz. Hadi ütü basalım. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Allah'ım yarabbim sen yardım. Ütülemek falan yok. Gözümün önünden ayrılmayın. Ahan da ahan da zil çaldı. Ahan da ahan da zil çaldı. Çocuk olmuş. Nasıl sigara etmesin? Dur. Anne dur anne. Oğlum. Niye açmıyorsunuz ya? Oğlum çok kötü şeyler oldu. Ananla babaannen çocuk olmuş. Sen niye işten çıktın? İş yerinde saklanmaç oynuyorduk son beğendim. Oğlum ne saklanmaçı? Sen kaç yaşındasın? 5. Var mı 5 mi? Anlaşım mı 5? Allah'ım yarabbim herkes meceri programı. Tamam geç sen de şöyle geç. O ne kardeş geldi. Hayır hayır anne kardeş değil bu senin torunun bizim çocuğumuz. Bakar mısın bakar mısın bakar mısın bakar mısın? Bakıyorum ha. Bir şey söyleyeyim çocuk nasıl oluyor? Nilgün lütfen ama bak biz bunların hepsini seninle zamanında uyguladık baştan başlayamayız şu anda. Hadi hadi oyun oynayalım oyun oynayalım. Tamam oynayalım. Hadi. Tamam ben o zaman sen bana 5 kere vur ben sana 1 kere vur ama çenene vurayım. Tamam. Hayır hayır oğlum. Dur dökeyim dişlerini sen. Hayır oğlum o senin babaannen taş olursun taş olur. Ay elim acıdı. Nilgün ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bak? Vallahi bak mola paspasına gönderirim seni ha. Tamam hayır hayır gönderme gönderme. Gönderme bizi mola paspasına falan gönderme. Tamam, gönderme. Tamam. Gönderme tamam, bizi tamam, baba. Tamam. Baba değil dur bırak açmasın. Allah'ın cezası ben seni ne yapacağım biliyorum. Allah'ın... Annem param. Yakaladım. Baba nerede ben görmüyorum. Ya ne babası ya? Ben senin oğlunum. Allah'ım kendimin dedesi oldum şu an. Gözünü görmüyor ki. Anne bak orada. Annem orada. Geçin o tarafa. Tuttum. Alo. Alo hastane mi? Bana acil bir ambulans gönderin lütfen. Evet. Şu an bütün ailem çocuk oldu. Efendim? Ahucu bugucu mu? Ahucu bugucu ne ya? Ulan bir tek ben mi izlemedim bu programı? Allah'ım inşallah aklı başına biri gelmiştir. İki pide aldım, eve gidiyorum. Biri küçük, biri büyük. İki pide aldım, eve gidiyorum. Allah'ım böyle çocuk mu olur ya? Ha yok ben çocuk değilim abi ya. Bak 4 numaraya gittim baktım çocuk. 5 numaraya gittim o da çoktu çocuk. Baktım olacak gibi değil. 6 numara Hikmet Bey'in gazını çıkardım geldim. Ah. Ah Allah'ım sana şükürler olsun. Hey adam bayağı rahatladı. Ne ediyorsun? Onu mu diyorum bayram? Herkes hipnoz olmuş sen olmamışsın. Hipnoz ne ya? Ya bir tane program var ya sabahlar olmasın. Gece mi yayınlanıyor? Ya konumuz bu mu şimdi? Bir tane psikolog çıktı, herkesi hipnoz etti. Bir şey söyleyebilir miyim? Heh. Sen kaç yaşındasın? 5. Aa, büyünce ne olacaksın? 6. Bunu taktın ya. Aa, baba, süt dişlerim döküldü. Yani bu ikisi tamam da bence teyze numara yapıyor. Şuna bak ya. Ah.
Al bu da izlemiş. Kızım ne oldu? Ayden yok iyicim baba. Ne demek küstük? Benim saçımı çekti. Ya öyle şey olur mu Allah'ını seversen? Haftaya düğün var. Çocuk oyuncağı mı bu? Baba, amcaya göstereceğim. Hayır. Gösterme lan. Hayır. Gösterme lan. Salak. Ben neler gördüm lan? Sen o yaşı geçtin oğlum. Sen o yaşı geçtin. Kızım sen de şu ara çocuğu. Ara çocuğu bakayım ben bir konuşayım. Ara geç. Alo. Ayten babam seni bekliyor. Vereyim mi babama? Dur ver bana. Neredesin lan şerefsiz? İkiletme. He burada. Dur veriyorum. Abi seni istiyor. Ne yapıyorsun lan? Yüzüne kapattı. Ya oğlum şakanın sırası mı şimdi kızım? Sen de şöyle geç. Sen de şöyle geç. Geç bana. Abi sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Bunlar kedi mi ya Lazelle'yi o tarafa gönderiyor? Ne yapayım oğlum? Yapacak bir şey yok ki. Sen aldın insanları. Önce çocuğa çevirdin, şimdi de maymun ettin. Tamam. Bayağı evrimi tersten uyguluyor ya. Ne yapacağız Bayram? Bana bir yardımcı ol, kurban olayım. Vallahi ben bilemiyorum abi yani. Yani ben bu dört çocukla nasıl başa çıkacağım? Bu çocukları yapmadan önce düşüneceğim. Lan oğlum sen... Al lan sana. Lan! Bak Allah'tan dişi yok, ısıramıyor. Git. Tamam, tamam. Yardım edeceğim. Götür şunları, götür ya. Git şuraya. Git bak, bak. Bak salak gibi vuruyor. Git buraya. Çocuklar, geçin bakalım öyle. İlla bana özel güçler mi kullandıracaksınız ya? Tamam, yaramazlık yapana bir ay tablet yok. Sen neye koşuyorsun acaba? Sen tablet mi gördün ya? Senin gördüğün tek bir tablet var, o da çiviyle yazılan tablet. Şuna bayağı bir de koşuyor ha. Manyak ya. Vallahi mum gibi oldu çocuklar ya. Gördün değil mi? Sihir gibi değil mi abi? Tabii. Ebeveynlikle ilgili bütün kısa yollar bende abi. Ben sıkıldım ya. Sıkıldın mı? Evet. Al. Film izle. Aman ben çizgi film izleyecektim. Ne yapacağım? Sen de ondan izle. Salak. Ben de acıktım. Acıktın mı Allah? Ben de sıkıştım. Al ağzıma. Ne yapayım ya? Şuna bence bu numara yapıyor. Şuna bak böyle çocuk. Ya Bayram, Allah'ını seversen. Ya bu ne Allah sen, bu ne? Orada bohça mı taşıyorsun sen ya? Oğlum. İstemiyoruz, çarşaf istemiyoruz. Bezim, bezim bu bezim. Bezim, bezim. Ya oğlum, annem o benim. Gözünü seveyim ya. Tamam abi bak, annem diyorsun da yaratık şu anda. Tamam, şey yapalım, ben, tamam. Nasıl şey yapacağız? Madem öyle, bunları o zaman şey yapalım abi. Şimdi bunları hipnoz ettiler ya. Evet. Ben diyorum ki, biz de bunları... Tövbe tövbe. Ben diyorum ki biz de bunları hipnoz... Ya sen bir dur! Bir dur manyak! Deli ya bu! Allah Allah ya! Şu tarafa oğlum geçin. Bu ne ya? Siz gerçekten çocuklarınızla böyle bence. Bir şey söyle. Geç şu tarafa. Bir dakika geçer misin şu tarafa? Bir üç tarafa geçer misin? Sen ne yapıyorsun? Ya sen, bir şey söyleyeceğim. Geç sen de. Sen de geç. Sen geç de geç. Oraya. Geç şuraya. Geç şuraya. Geç. Ya sen niye çikolata veriyorsun oğlum bunlara? Ha beğenmiyorsan değilse git sen yemek yap o zaman. Ya Allah'ını seversen ben hem dört çocukla başa çıkıp hem nasıl yemek yapacağım ama? Ha bak işte o anneliğe giriyor. Onun kısa yolu bende de yok. Aha lahana zeyi çaldı. Ya sus lahana lahana. Sus. Aha ev sahibin gelmiş abi. Ah bir bu eksikti. Buyurun Cengiz Bey. Biz evcilik oynayacaktık da. Buradan gitmeniz gerekiyor. Biz oynayacağız burada evcilik. He bu eksikti ya. Lan nereye gidelim şimdi acaba? Ha. Nasıl çıkacağız buradan? Ya bana ne istiyorum? Evet istiyorum. Ne? Gideceksiniz bize ne, bize ne? Lan sen şimdi bu size. Gideceğiz öyle mi? Gidelim. Vallahi şu anda bütün kiracıların yapmak istediğini yapıyorsun. Yaramazlık yapmayın vallahi. Hepinizin poposuna vururum şimdi. Oturun şöyle. Ya. Ya oğlum bizim bana bak. Böyle olmaz. Bizim kalıcı bir çözüm bulmamız tamam, lazım. Tamam, tamam, tamam abi. Şimdi bunları hipnoz ettiler ya. Biz de bunları hipnoz edip normale döndüreceğiz. Nasıl yapacağız onu? Sen hipnoz biliyor musun? Hayır. Niye akıl veriyorsun o zaman? Ya sanki yapan biliyor da mı yapıyor? Evet. He. Tamam deneyelim ya. Bir deneyelim ya. Hadi bir deneyelim. Bakayım. Evet çocuklar. Şimdi buraya iyi bakın. Tamam mı? Buraya iyi bakın. Salak gibi çeviriyorlar kafalarını. Oğlum ne yapıyorsun? Çok eğlenceli ya. Ya. Tamam abi. Abi ya ayılırlar ya bayılırlar. Hep istemiş bir şey yarar ya. Ya Allah. Şimdi çocuklar ben üçe kadar sayacağım.
Üzengereye sadece üç dediğimde tavuk alacaksınız. Ya ne tavuğu bayram ya? Tavuk olsa gömmez miyiz? Ya Allah Allah! Ya gücümün sınırlarını denemeye çalışıyorum. Bırak şimdi gücünün sınırlarını. Ben şu televizyona bakalım. Şu adam bir şey söylemedi mi acaba? Açtım ha. Evet, telefonlarımız susmuyor. Reytinglerimiz çok yüksek. Modumuz çok iyi. Ya ne iyi, bütün ülke Luna Park'a döndü ulan. Ne iyi. Evet efendim, buradan ebeveynlere sesleniyorum. Tabii ebeveyn kaldıysa hala. Evet. Çocukları hemen ekran başına getirin. Şurada. Çocuklar. Televizyona bak, televizyona bak. Bütün tamam. Çocuklar merhaba. Ekran başına. Yok, odaklan. Kafamı yıkın mı? Odaklan, odaklan buraya odaklan. Kendi çocukluğuma benzetiyorum bunu. Odaklan. Geldi mi çocuklar ekran başına? Geldi ne? Tamam. Çocuklar ekran başındaysa saate odaklanın. Odaklanın. Üçten geri saydığımda her şey geçmişe dönecek. Odaklanın. Üç. İki, bir. Evet, her şey eskiye döndüğüne göre bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir dahaki programımızda hipnozdan ya, sonra... Ya kurban olayım, sus be! Kusura bakma, Allah seni... Nilgül, aman neden benim kucağımda? Sen mi koydun ananı benim kucağıma? Nilgül, kendine geldin mi? Ya... He, ahanda, ahanda, zil çal. Ne diyorsun sen? Oh, vallahi gelmiş kendine. Allah'ım sana şükürler olsun. Kendinize geldiniz mi? Neredeydik baba? Ben en son iş yerinde hatırlıyorum kendimi. Ya hepiniz hipnoz oldunuz. Herkes televizyonu izlemiş. Herkes çocuklaştı burada. Perişan şeyler yaşadık. Cengiz Bey, hoş geldiniz. Buyurun efendim Cengiz Bey. Yok, ben oturmayayım zaten. Oturacak gibi de değilim yani ben. Ağrı var. Söyle de gidelim Cengiz, hadi. Ya ben niye geldiğimizi hatırladım ya. Biz bu eve taşınacağız da kendi evimizi kiraya verdik. Çıkın diyecektim. He. Biz evcilik oynayacağız dedin, oydu yani, öyle mi? Ya bilmiyorum işte. Çıkın ya. Allah Allah. Hadi, hadi gidelim. Hadi, hadi gidelim ya. Benim sağ yanağımda bir ağrı var ya. Bakayım. O yanak değil, başka yanak. Ben sana evde göstereceğim. Ona evde bakın. Ben de iş yerindeydim en son. Ben kovuldum ya. Lan şimdi şu an hatırladım. Saklambaç dediğin, sobelendim dediğin o muydu? Baba şirket küçülmeye gidiyormuş. İşte beni sobelediler demek. Bir dakika, bir dakika. Senin o saçımı çek. Saçımı çek. Senin ulan dur. Aşkına ya öyle misin? Dur oğlum. Ya. Sevgili izleyenler, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Yetişkinleri çocuklara çeviren hipnoz videosu kısa sürede internet ortamında milyarlarca insanı etkisi altına aldı. Dünya bir saatliğine çocukların oldu. Ve böylelikle açlık yerini paylaşmaya, eşitsizlik yerini kardeşçe yaşamaya, şiddet yerini masum küslüklere ve bombalar ise yerini şekerlere bıraktı. Bu durum bizlere şu soruyu sordurttu. Büyüdük de ne oldu? Dünyayı şu anda çocuklar yönetmiyor. Ama bir zamanlar onlar da çocuktular. Kim bilir? Belki de hiçbir şey için geç değildir. Yayınımıza son vermeden önce Cemal Süreyya'nın şu sözlerini hatırlatmak isterim. Keşke hep çocuk kalsaydık da en büyük acımız dizimizdeki yaramız olsaydı. İyi akşamlar. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Vay be. Mesajıyla, efendime söyleyeyim, sondaki konuşmasıyla, önermesiyle zil geldi. Evet, kim yazmıştı? Ben, Ozan ve Beste. Evru, Ozan ve Beste. Ozan da Beste de arkadaysa gelsin. Evru'yu zile doğru alalım. Evet, Beste, işte yazarımız Ozan. Fantastik bir fikir ve hani uygulaması hakikaten zor bir fikir ama çocuk olduğunuz yerlerde o kadar güzel eğlendiniz ki sahnede, özellikle Cemile. Neler yaptın ya? Yani ben son provada gördüğümden sonra sen inanılmaz, yani taklalar, o şey, koltuk üstünden atlamalar var mıydı yoksa sahnede? Çocukken yapıyordum. Çocukken yapıyordun? Evet, onlar geldi aklıma. Peki provada gelmedi galiba oyunun oyunda esnasında. Geldi. Bize de sürpriz oldu. Size de yani sürprizdi gerçekten. Acayip eğlendiniz yani. En güzel şaka ne? Yüzüne kapatma, ne saçma şakaydı gerçekten ya. O çok güzeldi. O provada bulunmuş gibiydi bir de. O böyle o anda tokadı vurup bulmuşsunuz gibi. Öyle miydi? Yok yok, yok abi. Direkt yazdılar. Hayal edilmiş, yazarlarımız yazmış tabii, tabii, ve uyguladı. Düşünmüşler. Bize de vurmak kaldı.
Bize sen, de yemek. Bize de yemek. Bir, vurunca sen neler hissettin? Mesela bu kapıcı rolü gerçekten senin artık iliklerine kadar işlemiş. Abi üniforma zaten. Gelip giyiyorum bunu. Mesai başlıyor. Birçok skeçte de görüyoruz. Rahatım abi ya. Yani keşke dizi olsa da oynasak. Güzel bir mesaj gerçekten de. Kapıcı ailesi, neden bayram. Süper. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla. Evet. Murat Dalkılıç, buraya da geldin. Yeni şarkını da çıkardın. Evet. Tabii ki talk show'lardan da hatırlıyorsun böyle. Yeni şarkın hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yeni şarkı coşkulusun. Evet, tabii ki ya. Çok böyle uzun zamandan beri yeni bir şey çıkarmıyordum. Ama bu şarkı böyle pandeminin ilk dönemlerinde yazdığım bir şarkıydı. Aslında yani Çe ile alakalı ne anlatabilirim diye uzun zamandan beri düşünüyordum ama herhalde Che Guevara ile aklımıza gelecek en değerli şey onun o yapmış olduğu tarih boyunca hep hatırlayacağımız o muazzam devrim ama onu acaba aşkla nasıl anlatabilirim diye düşündüm. Sonra dedim ki hakikaten adanmışlık bir insanı Che Guevara yapabiliyor. O aşk, o adanmışlık o kadar büyük bir şey ki insanı Mustafa Kemal yapabiliyor. O adanmışlık sağır bir adamı Beethoven yapabiliyor. Yani dolayısıyla o süreden sonra yani o aşk insanın içine geldikten sonra istediği kadar kim geçiyorsa senin üstünden geçsin. Her zaman hala Ç gibi bir adam olarak kalabiliyorsun. Ve o şarkının içinde sonra çok hani eğlendiğim taraflardan bir tanesi de işte günlük aşklarda zannettiğimiz o peri masallarındaki aşkları aslında birazcık artık herhalde görüşürüz onlara demek için onu Cinderella'ya benzettim. Biraz Cinderella'yı harcadık. Onu yedin arada. Koskoca Cinderella harcanmış oldu. Ondan sonra tabii bu pandemi süreci içerisinde özellikle anladık ki artık birazcık daha kendimize yöneldiğimiz, kim olduğumuzu hatırlamamız gereken gerçekten çok önemli bir süreçti bizim için. Dolayısıyla artık hepimizin kendini tanıdığı yer, hepimizin en çok inandığı şeyler. O yüzden ben de orada diyorum ki şarkının nakaratında artık kendime yeni bir dünyada rezervasyon yarattım ve alabildiğince yetkin olabildiğim, özgür olabildiğim, bütün geçebilmişlerin aslında geçmek demek yani bir şeyleri artık aşmak demek. Yani daha böyle her şeyin farkında olabilmek, daha kamil olabilmek. Ve o medeniyetin ilk sembolleri olarak da Adem'le Havva'yı hep birlikte böyle birbirimizin yüzüne baka baka birbirimize aşk duyduğumuz bir sembol olarak nitelendirdiğim bir şarkı oldu. Vay benim arkadaş, için de vay vay gerçekten vay. Çok özel bir aslında özel bir anlatım oldu. Kendi içimde çok acayip mesajlarıyla dolu bir şeyi eğlenceli de bir hale getirdim. Böyle bir şarkı yaptık. O zaman sahnede şarkıyı senden dinleyebilir miyiz? Hadi dinleyelim. Alkışlar Murat Dalkılıç'a geliyor. Yeah.
baş altına, geç üstünden yosa. Ya ya ya, şa şa şa, içimdeki çiçeği var. Akıl tutuldu eski kafamda, pek binane yok bu ara. Bizi yanda, gelme sen mi yardıma? Oy farfara farfara, buenas noches in the mesa. Ağzına sağlık kardeşim. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet sevgili misafirler, gecenin tamamı için çok güzel hareket diyenler. Çok teşekkür ediyoruz. Murat'ı burada yakalamışken hem sahne davet ediyoruz hem de bir ufak canlı performans da hazırladık. Atakan çalacak gitarı, Murat söyleyecek. Bütün BKM mutfak oyuncularını sahneye davet ediyorum. Güzel. Alkışlar bu şahane ekibe gelsin. Ve Atakan bize... Murat'cığım biraz zoraki oldu ama biz böyle bir hazırlık yaptık. Söyleriz ya. Yo, söyleriz tabii canım. Ben şöyle bu şekilde durursam daha iyi olur herhalde ya. Sen gelmek ister misin? Güzel söyleyin ha. Kendimize lüzumsuz bir savaş yarattık. Haliyle sağ salim çıkamadık. Deli ruh hali bazen iyi gelir ama biz çok abarttık. Yolumuzun üstündeki kötülükleri hep sırtımıza çıkardı. Aldığımız hasarları ziyansız saydık. Zor gibi gelmedi, oyundu bize tabi, demlenmedi ki ruhumuzun feri, büyümeyecektik, itiraf et hadi. Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti, yok oldu tutku ve teroyumuz, sahte hikayenin sahte hazin sonu. Lüzumsuz bir savaş yarattık. Haliyle sağ salim çıkamadık. Deli ruh hali bazen iyi gelir ama biz çok abarttık. Yolumuzun üstündeki kötülükleri hep sırtımıza çıkardık. Aldığımız hasarları ziyansız saydık. Zor gibi gelmedi, oyundu bize tabi, demlenmedi ki ruhumuzun demi, büyümeyecektik, itiraf et hadi. Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti, yok oldu kutku ve ten uyumu, sahte hikayeyi, sahte hazin sonu. Zor gibi gelmedi, oyundu bize tabi, demlenmedi ki ruhumuzun
gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. Son bir soru. Evet. Salak bunu sorma. Aç kalacağım diye. Ne dedin sen?